Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. İyi kalp insanlara günaydın diyerek başlayalım Modern Sabahlar'a. Son derece kalite bir hafta başlıyor sevgili dinleyiciler. O kalite haftanın en nezih pazartesi sabahında sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz Fahir Bey, hoş geldiniz Oktay Bey. Hoş bulduk, günaydın. Günaydınlar lütfen. Siz de hoş geldiniz Ege Bey stüdyomuza. Şaka, çok teşekkürler. O kalite haftaya siz de hoş geldiniz. Ay kalitesi neden kaynaklı ben onu anlamadım yani. Yakışmaya çalışacağız artık, Nisan'dayız çünkü. Evet abi doğru söylüyorsun. Biz mi yakışmaya Nisan çalışacağız yoksa? Nisan mı bize yakışacak? Nisan'ın ilk haftası bize mi yakışmaya çalışacak? Onu zaman gösterecek Oktay. Nokta. Soru işareti yok, dikkat edin. Evet. El mi yaman bel mi yaman oldu şu anda. Hiç şakasız koca bir Nisan. Ama iyi de öyle geçti. Zaten benim şaka gibi bir şeyim vardı. Yani tek başıma babalık mücadelesi verirken bir taraftan da şaka kaldıracak hiçbir durumum yoktu. Onu da söyleyeyim. Allah'tan bir bulaşan olmadı. Onun dışında gayet sorunsuz, stressiz. Ne oldu be? Oktay içinden şaka kan demeye geçirdi. Vallahi dedim ya. Dedim sadece senin yaralı gününe halel gelmesin diye Fahir sustum. Ama atlar nasıl hissetti bunu ya? Hissederler abi ya. Hatta şakakanla kalmadım, takabım bile dedim yani içimden. Öyle söyleyeyim, kusura bakmayın. Madem atlar geldi ben düşüncemi ifade etmek zorundayım. Ege Bey sizin bir mesnetsiz şakanıza maruz kaldık. O da geç saatlerde olduğu için. Hakikaten benim de en rahatladığım saatlerde şey oldum. Bizim Hızır gene şakasını yapmış deyip ne geçiştirdim. Twitter'dan yazmış ya. Öldüm diye yazdım. Öldüm diye yazdım. Evet, öldüm tabii diye yani yazmış. Şaka derecesi olarak son derece hani şey olarak zayıf ne derler ona, derece olarak düşük ama bir o kadar da şey işte şaka yapıldı mı yapıldı işte. Aa tamam ya, dedim. Ben o Twitter'dan senin yazdığını çok özür dilerim sonra gördüm. Resmen şakaydı. Taka oldu. Yani çünkü öteki ikinci yazdığı şeyi de gördüm. Şaka şaka yazmışsın ya. Şakala şaka yazmışsın. Öbürü senin dediğini de yazdım. Onu da yazdın değil mi? Yani o ikincisini gördüğüm için hiçbir şey ifade etmedi bana ya. Yani o da beni etkilemedi. Fahir değerini bil yaşadığın anların. Doğru ya. Vallahi hakikaten şahane hayatlar yaşıyoruz. Hiç farkında değiliz. Çok özür dilerim. İsterseniz ortamı biraz yumuşatmak için ekranımıza dün akşam saatlerinde Colorado mu yine? Saatlerinde beliren o dolunay görüntüleriyle baş başa bırakalım dinleyicilerimizi. Dolunay geyiği mi bu ya? Bakın. Yok gördünüz abi, mü dolunay. Ne kadar güzel fotoğraflar. Bunlar Türkiye'nin dört bir yanından benim çektiğim fotoğraflar. Dün çünkü hafta sonu ve dün karış karış Türkiye'yi gezdim ve işte bu fotoğrafları çektim. Nasıl harika, olmuş? Harika. Sevgili dinleyiciler, siz de radyolarınızın ekranlarından sesini biraz açarak bu görüntülere ulaşabilirsiniz diyelim ve bir yandan da konuşmaya devam edelim. Şakaya maruz kaldınız mı? Have you ever? No, not yet. Ben thank şakalaşan you bir adamı telefon görüşmesine şahit oldum ve kıskandım yani. Canım lan neyini kıskandın? Senin de zaten durumun vardı. Sen de şakalarını yapaydın. Canım önce bir sor Fahir, sen de hemen şey yapıyorsun ya. Ha, ne tip bir şaka? Ne tip bir şakaydı Ege? Gençten bir çocuk işte telefonla konuşurken şey dediğini duydum ben. Abi ben senin hakkında niye öyle şeyler söyleyeyim ya falan filan diye. Ondan sonra bağlandı. Şakaya maruz kalan kişiyi mi evet, duydun sen? Evet, o taraftaydım. Yoksa şakacı olan kişiyle mi? Şakacı olan kişi uzaklarda bir yerde. Bir o telefonun diğer benim tarafı için hala bir hayal. Ay ne güzelmiş ya. Oktay sen? Sen de sanki hiç sıfır değil mi? Sıfır ya. Bu sen da bana insanlarla iç içeydin dün dükkanda değil miydin ya? En büyük şaka oldu ya. Bu da bana. Ya havanın hiç şeyinden ben sana söyleyeyim. Havanın güzelliğinden hiç böyle şaka yapmaya şey kalmadı. Yani herkesin aklı fikri bu. Aa bugünü değerlendireyim de olduğu için. Yani normalde biraz kapalı bir hava olsa bir şey olsa bu böylesine bir havayı biz daha neşveli hale getirmek için güzel şakalar hazırlayayım deyip böyle bir şeye girerlerdi ama ben kimse böyle hakikaten görmedim yani. Bir de içim rahatladı çünkü sonradan ben idrak ettim. Ulan aha bir Nisan ne oluyor lan falan filan diye derken çünkü kendimle genelde lanlulunlu konuşurum. Doğru. Hiçbir şeye de maruz kalmayınca zaten sinirim tepemde. Sen niye sinirli olduğunu vurgu yapıyorsun? Sinirim. Ege bir de Fahir'i dinleyelim. Evet Fahir. Yani sinirim tepemde değil canım. Yani tepemde gibi değil. Çok meşguldüm ya. Çok meşguldüm. Yani meşguldüm. Tek başına bir melek yavruya bu dönemde bakmak çok zor çocuklar. Gerçekten yani bitmiyordu sabah 8'de başladığımız mesaimiz. Valla bir süre sonra şey oldu. Çünkü bu çocuklarda şey fark ettim. Doymuyorlar.
bir çocukla mesela doymuyorlar dedim hani normal beslenme anlamında değil. Onu hatta bilakis şöyle söyleyeyim, çabuk doyuyorlar. Bir lokma bir şey yiyorlar, ben doydum diyorlar, onda bir sıkıntı yok. Yani işte bir çocukla doymuyorlar dediğin ne? 3 saat işte bir arkadaşıyla oynuyor. Kesmiyor yani çocuğu yani herhangi saat bir şey. Oynuyor. Tamam bitiyor. Hmm. İşte o çocuklar gittiler falanlar filanlar. Sonra başka bir çocukla oynamak istiyor. 5 dakika sonra ben çok sıkılıyorum diye geldi. Ulan dur bir sıkılmaya bir vaktin olsun diye yaşlı yaşlı konuşmaları yapacaktım. İyi dedim, şimdi kimi istiyorsun? Bir başka bir arkadaşını istiyorum. Sen de cevap olarak şimdi kimi istiyorsun mu dedin? Bir ringe onu mu çıkardın? Hayır. Vallahi öyle ya. 3 ayrı aktiviteyle dününü tamamladı. Ben de günümü tamamladım. Biraz da yorulmuşsun. Teşekkürler. Geçmiş olsun diyoruz o bu zaman. Bu arada emeği geçen diğer tüm ebeveynlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Ekipler olarak yardımcı olanlara. Ekipler vallahi böyle şey bir baba görünce, yalnız baba görünce herkes hakikaten çok yardımcı oluyor. Ayrı ayrı hepsine çok teşekkür ediyorum. Bana mı güvendin çocuğu yaparken dedi mi hiçbiri? Hiçbiri demedi ya. Hiçbiri demedi. Bilakis de şey oldu. Aa sen boş ver, biz onu şimdi parka götürürüz diyor. Öbürü aa dursun biraz bizde bu dursun diyor. Oldu mu yani böyle bir oldu, destek oldu. Geldi böyle mi? Bir destek olmadan ben Oktay böyle bir destek ama oldu. Ona rağmen böyle bir şaka gibi bir gündü yani. Hayırlı uğurlu olsun Ege. Öncelikle senin bununla yıllar önce bizim lügatımıza kattığın bir kelime vardı. Aslında senin de duyduğun bir kelimeydi. Şarlman. Şarlman doğru. Aha. Neydi o Şarlman? Bir şanzımanın bizim Mehmet Usta ağzındaki yansıması. Emin misin? Şarlman'a mı emin? Yani Mehmet Usta dediğin otosanayindeki arabanızı götürdüğünüz evet. Ustadan bahsediyorsun. Şarlman'ın bugün doğum günü. Şarlman 742. Şarlman'dandır dediğimiz abinin doğum günü mü? Bakayım ne zaman doğmuş. Doğmuştur bakayım. Bir saniye bulacağım. 2 Nisan olduğu kesin. 742. 742'de Şarlman orta, düz 742 mi? Hani düz. 1742 gibi bir şey değil. 742. Düz 742 diye geçiyordu o yıllarda. Düz ya. Düz 742. Sene kaç? 742. 743. Kutsal Roma İmparatoru olan Şarlman'ın bugün kaç böyle sıkışmış ya? Şarlman'ın doğum günü. Acaba Mehmet Usta, ben de bugün onu görünce, bunu görünce acaba Mehmet Usta zamanında bundan seneler önce sana Şarlman'da problem var falan filan diye. Taraftan düşününce de şanzıman arabanın imparatorudur ya. Acaba onu mu kastetti yani, biz herhalde anlamadık mı senelerce ya? Yani başta Mehmet sen olmak Usta'yı üzere. Mehmet Usta'yı bir alabilir miyiz Ege? Arasak. Yani olur, tüm bu soruların cevabını tatlı bulabileceğimiz tek adres yayında var. Ay böyle bir şeymiş. Bugün doğanlara sadece Şarlman'ı değil bütün 2 Nisan doğumlu olanların da doğum gününü kutluyoruz bu vesileyle. Onun dışında isterseniz hızlıca da bir hava durumuna bakalım. Ama çok hızlı Oktay. Bakalım mı? Şimdi dünkünü geçtik mi şimdi, öyle başlayalım zaten çok uzatmadan. Yok bugün soğuyor. Hadi ya. Bugün soğuyor hava. İç ve batı kesimlerde bugün yarınsa doğu bölgelerde hissedilir derecede 6 ila 12 derece azalacağını tahmin ediyor uzmanlar. Ancak salı gününden başlayarak, yani yarından başlayarak, batı kesimlerden başlayarak yine hafta sonuna kadar ülkemiz genelinde artacak. Ama bugün ve yarın bölgelerde soğuma var. Örnekse ve yağmurla birlikte tabii ki. Örnekse bugün başkentte 12 derecelik bir en yüksek hava sıcaklığı beklentisi var. Yağmur yani eşlik edecek bu. 20'lerde 12'lerde ya. Yani böyle bir tokat insanı hakikaten şey yapıyorlar ya. Şaşkına çeviriyorlar. Bu hava sıcaklığına yağmur da eşlik edecek. Yarın 13 derecelik bir hava sıcaklığı ama çarşamba gününe itibaren yine 15, 17, 19 derken hafta sonuna doğru sıcaklık artıyor. Az önce söylediğimiz gibi İzmir'de nasıl hava? İzmir'de bugün yağmur yok. 19 derecelik bir en yüksek hava sıcaklığı beklentisi var. İstanbul'daysa gün içerisinde zaman zaman bazı bölgelerde her zaman olmak üzere yağmurlu bir hava var. 13 derecelik bir hava sıcaklığı en yüksek. Yarından itibaren İstanbul'da da hava sıcaklığı yükselecek. 16-17'lere çıkacak. Sevgili dinleyiciler, lütfen havaya göre kendinize şekil verin. Kendinize göre, çünkü havaya şekil verme şansınız yok. Modern Sabahlar. Sultan-ı Yegah radyonuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Nur Yoldaş'ın da Vaziyetler'in ilk konuklarından olduğunu hatırlatalım da bu şarkıya neden sahip çıktığınızı bilsin dinleyicilerimiz. Vallahi Ege, ay ben onu hatırlamadım bile desem.
Yani ben eski dostlar diye hatırlamıştım ama kalabalıktı ekip, o ekip kalabalıktı falan. Nur Yoldaş da onların içindeydi, doğru söylüyorsun. Birisi de Güzin'le Bahar'ın şarkılarını yeniden seslendirse keşke. Niye, o da mı ilk konuklarımızdandı? E tabi, o da eski dostların içindeydi, hatırlamıyor musun Fahir? Ne bileyim, ben yerde oturuyordum ben bu şeyde. Aşk olsun Fahir. İlginç bir şekilde kovalıkça kaçan ateş böceği misin diye sorgulanıyordu şarkıda. Haydi, güzel günlermiş. Teşekkür ediyoruz böyle bir sahip çıktığınız için, özellikle Türk popuna, Ege Bey. Şimdi İskender Doğan da benim hatırlatacağım sanatçı olsun. O zaman Çiğdem Tunç da benim hatırlatacağım olsun. Ve de şey de yine olsun. Yine gençlere yöneldim Fahir. Yok ya şey, seninle bir dakika neydi? Semiha Yankı. Evet, onu da hatırlatmış olalım. Ne yapıyorsunuz sabah sabah ya, cehennemin kapılarını açıyorsunuz bana. Nostalji Show. Nostalji Show'da. Buyurun. Ne oldu şey, ne derler ona, pazar günü? Ne oldu derken, tamam şaka gibi bir gündü ayrı, hiçbir şakaya maruz kalmadınız, o da ayrı da, bu Çin'in uzay istasyonu vardı ya, evet, sekti geldi falan oldu filan oldu. Tiangong. Şey. Ha, Tiangong. Ha, işte ne oldu o? Ben bakıyorum, benim bugün hiçbir yerde görmedim. Benim kafama düşmedi, ondan ben eminim. Kimsenin yara almaması en büyük şeyimiz. Tesellimiz. Düşmüş mü? Düşmüş olması lazım. Tam düşecek dediler. Ya, onu düşecek dedikleri zaman düşüyor da nereye düşeceği konusunda bir fikirleri yoktu. Herhalde herhangi bir yere düşmedi. Denize mi düştü? Ben şey mi bir düştü? Ses duydum akşama doğru. Kedidir diye yani. Bu kedi. Nasıl bir ses? Kapı çarpması sesi gibi bir şey mi? diye böyle kedi kumunu kaşıyor, şey yapıyor, tırmalıyor gibi. Kedi kumunu tırmalıyor. Bu da yeni bir şeyimiz olsun. İyi, kimsenin başına bir şey gelmediyse bir daha ben milleti teyakkuza geçirmeyeceğim. Ya aman düşebilir, şöyle olabilir, aman yukarı boşu bakarak ona falan. Durduk yere de insanları germeye kimsenin hakkı yok. Ben de dahil olmak üzere. Ama o bahaneyle insanlar o güzelim Dolunay'ı görmüş olabilirler. Dolunay da mı vardı? Bak onu pas geçmişim. Nasıl vardı yani? Yani o kadar çok işim vardı ki çocuklar yani. Sabah sana bir sürü fotoğraf gösterdim Fahir. Doğru söylüyorsun da ben eski çektiğim fotoğraflar, tabii ki yani onları da eski çekmiş oluyorsun sonuçta, üstünden bir zaman geçmiş oluyor da ben onları hafta sonu mu çekti nokta? Evet abi, dedim ya bütün Türkiye'yi dolaştım diye. Özür dilerim, ben onları sadece... Az önce söyledim ya. Oktay vallahi çok zor. Atlas'la ilgileniyordunuz. Hiç bakmamış bile demin gösterdim. Vallahi çocuğa bakmaktan yukarı bakmaya hakikaten. Sen bir daha yansıt Oktay. Kuşt kuşt. Aa, bak, abi çok iyiymiş sonu, ya. Çok iyi. Sonu boyunca keşke günün gazetelerini tutsaydın. Valla o zaman işte, o zaman gerçekten şey olurdum ya. Çok teşekkür ediyorum bu paylaşımlarınız için. Şimdi düşmüş. Nereye? Düşmüş dedin. Düşmüş okyanusa. İyi, zaten dünyanın dörtte üçü okyanus. Yani bir olasılık hesabı yapacağın zaman o bölgede ne kadar kara var, ne kadar deniz var, onları bir hesaplayacaksın. Bu zaten büyük ihtimalle şeye düşecekti yani, denize düşecekti. Hmm, Çin'in kontrolden çıkan uzay istasyonu Tiangong. Tiangong 1 diye geçiyor bu arada. Bir, ikisi. Yani ikisi de mi daha düşecek yine kafamıza, düşme ihtimali İki gönderdiler mi bilmiyorum. İlk gönderdiler, 1 diye Tiangong gönderdiler. Tiangong 1 geçen hafta konuşmuştuk dünyaya düşecek diye. Evet, hafta sonu düşmüş. Büyük okyanusun güneyinde düşmüş, yanmış, bitmiş, kül olmuş diyebiliriz. Ya kimse şey yok ya. Yana yana denize düştü. Hı hı. İyi, büyük geçmiş olsun. Bir daha da böyle uzay istasyonu falan göndermesinler. Çin'e sesleniyorum buradan. Şimdi sabah erken saatler olduğu için uyanmakta zorluk çekenlere isterseniz çok değerli bilgilerimiz var. Onları paylaşarak lütfen bilgilendirelim. Şimdi insanların uykuya dalması ortalama ne kadar sürüyor? Benim 30 saniye. 30 saniye, hı-hı, güzel bir süre. Yer, futbolda ve basketbolda bile güzel bir süre. Yer yani. Ayırt etmeksizin. Öyle koyuyorsun, küt diye gidiyorsun. Hı-hı. Ege Bey, sizin öyle bir şeyinizin olmadığını hepimiz biliyoruz. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika yeri geliyor 3,5 saat. Bu süreler geçiriyorsunuz. Normalde ortalama bir insan ortalama bir uykuya dalmak için 15 dakika gibi bir süresini harcıyor. Yuh mu? Çok uzun ya 15 dakika. Karşıda yatıyor ama. İşte ona geleceğim zaten. Bekle bir ya. Kaçta yatıyor değil de uykusu ulan, varken mi yatıyor anlamında. Yani akşam bir 8.30-9 gibi yatmış, uyuyamamış. Öyle değil canım. Normalde uykusu geldiğinde, yattığında yaklaşık olarak sıradan bir insan 15 dakikada. Ama senin gibi tabii çok özel insanlar farklı süreçlerde uykuya dalmayı gerçekleştiriyorlar. Uzmanlar da biyolojik saat ve uyku döngüsüne dayanarak uyumak için en doğru vakti hesapladılar. En doğru vakti hesapladıklarına göre o saatte yatarsanız hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Saat sabah tam 7'de dinlenmiş olarak dipçik gibi uyanmak için yatmanız gereken saat net olarak açıklandı. 23.16 yani saat 11'i 16 geçe
Eğer 6'da uyanmak istiyorsanız da kaçta yatmanız gerekiyor? 22.16. Bravo Ege, bravo. Oradan 1 saat aldın, oradan da 1 saat çıkarttın, bravo. Yatağa giriş zamanımız mı Fahir bu? Evet, yoksa uykuya giriş. Dalacağımızı öngördüğümüz zaman mı? Hayır, yatağa girmen gerekiyor o esnada. 23.16'da yatakta olacaksın. Yatakta olacaksın, evet. Sabah 7'de kalkmak için. Biz o zaman 22.16'da. Yani biz evet 6'da kalkmamız gerekiyor. Bizim en geç 22.16'da yatakta takılmamız gerekiyor. Uyuma saati diye bir şey var mı? İşte 15 dakika. Ben mesela uyumadan önce bir küçük dizi açıyorum. Böyle hafifçe yapar. Öyle uyumuşsun. Mis gibi geliyor. Hiç durmuyor bu bilim insanları hakikaten ya da kendine bilim 23.16 herkesin biyolojik diyen... saati farklı. Bazen şimdi asabi şeyine geçmek istemiyorum da. Senin 23.16'ın ayrı, benim 23.16'ım ayrı. Hani biyolojik saatimiz ayrı. Herkesin yediğine kimse karışamaz. Herkesin yattığına da kimse o karışamaz. Doğru. Yani niye bu kadar insanları zapturapt altına alıyorlar? 23.16'da yatağa gireceksin. 23.16'da yatağa gireceksin. O kadar da kolay olmuyor. Akşamleyin çamaşır yıkıyorsun. Onları çıkartacaksın, asacaksın bilmem ne. Hep bunlar... Pelin yok mu Fahir ya? Onları yok abi yok. Yok yok. Eğer soruyorsan yok. Sabahleyin 3.30'da yürüyerek gidecekti herhalde Almanya'ya. 3.30'da evden çıktı ya. Sabah 3.30'da evden mi çıkılır arkadaş ya? Almanya 3.30'da mı gidiliyor? Ne oluyor? Ben valla ben kontrol bugünkü, edeceğim yani hepsini. Bugünkü programımız biraz zor geçecek gibi görünüyor. Hepimiz için. Bizim için değil. Fahir için zaten zor bir dönem. Zaten zor bir süreçten hepimiz... geçiyorum. Ben çocuğu zaten saat kaçta uyutmuşum. Bir saatte kendime bir vakit ayıracağım. Yani o kadar sürede ben neyi yetiştireyim? Bulaşığı var, çamaşırı var, bilmem nesi var. Hadi makinedekileri çıkar, bilmem ne yap. Şimdi özel şeyimle de sizlerin canını sıkmak istemiyorum. Çocuklar hepinizin yaşadığı şeyler. O yüzden uygulayanlar, memnun kalanlar lütfen bize bildirsin. Ama application mi yapacaklar şimdi bunu? 23.16. Application değil de Sleep Calculator isimli bir yerden hesaplanıyor bu. Ona göre enteresan. Hesaplarsınız. Yani Sleep Calculator dostluğun böylesi olarak da Türkçemize çevirebileceğimiz güzel bir yer. Hepinize mutlu, sağlıklı, derin uykular temennisiyle. Ben en son su içmek için bir telefona uygulama indirdim. Su içmek için uygulama indirmek ne demek ya? Ya günde 3 litre su içmek için dürten bir nasıl ya senin haberin yok mu ya? Yani haberin yok mu? Fış fış telefondan ses geliyor ya durup durup. Sen 3 litre su içip ne yapacaksın? 3 litre sıvı mı? 3 litre su mu? 3 litre sıvı. Ha. Ya bütün cumartesim benim tuvalete geçti. Tak 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 lan merdiven dedi. Hadi oradan su al iç lak 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 falan böyle bir şey geçti. Ve yani ettiğim küfrün haddi hesabı yok. Alet öttükçe fış diye ötüyor. En çok cuma günü biliyorum falan. Ben cuma günü gördüm yaşadım daha doğrusu şahit oldum onu telefonla olan ilişkine. Çok güzel şey yapıyordun telefonunu koordine ediyordun. Yani telefon fış diye o uygulama sana su içmen gerektiğini hatırlatacak. Uygulamanın hatırlatınca... esprisi bu mu? Fış diye ses vermesi ne mi? Ne olacak kalkmış su iç mi diyecek Fahir? Fış diyecek tabii. Bir bardak su mu getirecek? Bir bardak su mu getirecek ya? Aplikasyon dediğin ancak telefondan bir şekilde dürtüyor. Lan alarmı kur işte çeşitli zaman dilimlerini alarm kur. O zaman da şey yap bunun için. Ayrı yok bazen bir... çünkü insan fışlatmadan da kendi de içiyor onu da giriyorsun. Ha. Bu hafta sonu şeye de geçti. Çok güzeldi bu, ama. Bu cuma... kola kaçlık 200'lük mü 300'lük mü falan diye. Kola falan da sayılıyor mu? Tabii canım sıvı olsun. Yani cuma günü çok güzel sessize alıyordu. Bir fış diye ses çıkıyordu. Hop bir şeye basıyordu. Kesiliyordu o ses falan. Ama demek ki cumartesi günü aplikasyon demek ki galip gelmiş. Vallahi işte herkesin demek ki adamın cumartesi benim pazarım. 3 litre su tamam su olsa. Benim pazarım dediğin ne Fahit? Onun cumartesi benim pazarıma denk geliyor. Ne yani o onun ne demek? Cumartesi şey olmuş benim de ne pazarım olmuş? Şey olmuş. Sıkıntılı geçmiş anlamında. Sıkıntılı geçmiş anlamında. Senin pazarında sen ne olmuştu? Sen rahat kelebeklere gittin zaten. Biz bunlarla boğuştuk. Size gidin abi çok güzel film. Vallahi gideceğim söz bas bas bağırmak zaten. İstiyorum buradan dinleyicilerimize de gidin. Kendinizi iyi hissetmek için kelebekleri izleyin sevgili dinleyiciler. Muadili dediğim yok muadili. Hayır şöyle söyleyeyim. Hangi filmdeki gibi kendini iyi hissedersin? Yok öyle bir muadili. Öyle bir şey yok diyorsun. Yok ya çok şahsına münasır. Mükemmel bir film. Tolga Karaçelik'in Sundance'de ödül almış olan. Boş yere vermiyorlar o ödülleri. Filmi. Yani işte biraz daha lafı uzatmak için söylüyorum. Yani ödül daha çok ödül alır gibi geliyor o film bana. Almalı. Ama hakikaten çok güzel film. Kelebekler. Bugün Pelin Atlas'a baksın. Bürge'de kızlara baksın. Biz de ikimiz gidelim bugün. Hı-hı, Pelin Atlas'a baksın. Almanya diyorum. Pelin Atlas'a baksın diyor ya. Ben de hakikaten sanki yarıyı kaşır gibi ya. Yarıyı kaşır mı? Yarıyı kaşır. Adam zaten sinirli. Bozuk Türkçe ile iyice sinirlendiriyorsun ya. Ege, şey niye sinirlendiriyorsun adamı ya? Modern Sabahlar.
JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 7.53 oldu saatimiz. Şehrimizde bulut mu var, aydınlanıyor mu, onu da tam kestiremiyorum şu anda. Yağacak Ankara'da bugün yağmur. Ankara'da tabii yağmurlu bugün. Yağmurlu bugün her yerde yağmur. Söyledik var ya. Ege ya. Söyledik ya. Ülkenin genelinde yağmur, kıyı kesimler hariç yağmurlu olacak gibi görünüyor. Tam tersine kıyı kesimlerde yağmur olması lazım. Denize yakın ya orası. Ne kadar gibi güzel gelip bir sohbetimiz var ya. bir şey soracağım. 1 Nisan dün gazetelere bakabildiniz mi? Hayır. 1 Nisan'la ilgili gazetelerin böyle şakaları, esprileri, şaka kanları, takabunları olur ya. Öyle bir şeyle karşılaştınız mı diye soruyorum. No. Ya ben zaten gazete almadığım için hiçbir şeyle. Tarafsız basının esprilerinden bahsediyorsun. Hiç öyle bir espri, şaka falan hiç görmedim yani. Hatta pazar gününe geldiği için ve de bir şekilde de hava çok güzel olduğu için yurdun genelinde hiç kimsenin de itibarı, gazetelerde dahil. Var mı, yapılmış mı herhangi bir espri? Bu Game of Thrones'un finali Türkiye'de çekilecek diye bir haber çıktı da. Ha. Yani o link şu anda yok internet üzerinden. Gazetede de yok, bugünün gazetesinde baktım ben. Ama şey, acaba yani öyle bir 1 Nisan şakası gibi bir şey mi diye. Ha, Marslılar geldi gibi öyle bir espri mi diyorsun? Ege'nin dediği doğru. Az önce söylerken onun Türkiye'de çekilme ihtimali sıfır. Sıfır yani. Binlerce insan cep telefonlarıyla kaydederek, spoiler vererek zaten şeye benzetirler yani. O yüzden öyle bir olasılığın olma ihtimalini yok diye düşünebiliriz. Türkiye'de çekmezler diyorsun sadece o sebepten. Çekmezler değil. İsteseler de çekemezler. David Oktay Copperfield'ın sırlarının Attila Taş tarafından anlatıldığı bir ülkedeyiz biz. Ama şu anda da cezasını çekiyor. Şu anda da cezasını çekiyor Attila Taş. Evet. Copperfield'ın sırlarını anlat. İlla gireceksiniz ya. İlla gireceksiniz siyasete David Copperfield'le. Gençler de ne David Copperfield'ı bilir ne Attila Taş'ın bir zamanlar popçu olduğunu bilir yani. Sırlarını açıkladığını da bilmezler, evet. Aa, iyi. Madem sırlar açıklanıyor, bir buyurun. Yeni sır o da açıklandı. Hangi sır? Pastanın sırrı. Ha. Hangi pastanın sırrı? Hangi bu pastanın... şey mi? Hani uzun oluyor, üstü çikolata, arasında krema var. Ne diyorsun ya? Alman pastası mı? Yok ya, Alman pastası. Şey mi diyorsun Fahir? Pelin Almanya'ya gitti, öyle bir şey olsa bilirim ben. Donat mı? Donat değil ya. Milföy gibi bir şey mi? Hayır ya. Haşhaşlı falan bir şey. Yok ya. Kedi dili de yapılan mı? Kedi dili. O kedi diliyle mi yapılıyor? Kek böyle, bilmiyorum, kek gibi o oluyor, kek da üstünde böyle şey oluyor falan. Ne diyorsunuz abi? Milföy gibi. Yok, şey o mi değil. Mozaik mi diyorsun sen? Mozaik, ha, mozaik pasta mı? Hayır değil, mozaik pasta değil. Ne? Yani. Sen tarif et bakayım nasıl bir şey? Ya kek. İki tane böyle ne? Şey böyle şöyle iki tane arasında krema var, üstü çikolatalı kaplı. He. Şey gibi ısırınca böyle löp diye ağzını. Löp diye kreması yandan taşıyor. Petifurlardan mı? Petifur değil ya. Petifur diye bir şey var mı bilmiyorum. şey mi diyorsun falan? Şey mi? Ekler mi falan? Ekler. O değil. O değil. O belki de bilmiyorum. Çünkü Fransa kraliçesi biliyorsunuz Marie Antoinette sefalet içindeki halkına ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Hangi pasta diye üstüne de bayağı sohbetler oldu tarihte az önce yaptığımız. Tarihe geçmişti. Bu sözleri söyleten meselenin esası ortaya çıktı. He. Neden söyledikleri ortaya çıktı. Neden? Şimdi Fransa kraliçesi Antoinette şeyi seviyor biraz. Takıya meraklı. Takı seviyorum ben diyor. Ondan sonra... Ama da meraklı bildiğim kadarıyla. Canı sıkılıyormuş galiba Antoinette. Ya o dönemde ne yapacaksın? Yani Antoinette'in av merakı. Tabii canım. İşte o şeyin sarayın arka tarafında kendine av şeyi yaptırmış kendi. Ya bütün prenslerin ve prenseslerin ve kral kraliçelerin en büyük merakı yani şey oluyor. Arka tarafı ormanlık. Bir sürü şey var. Canı sıkılıyor. Kocaman bir arazi. Arazi büyük. Şey büyük. İmkanlar güzel. Doğa daha canlı o zamanlar. Toprak bereketli. Ama hiçbir şeyin tarımla ilgilendiğini de görmedim. Ne hayvancılık yapan kral kraliçe gördüm. Ben gördüm bir kere. Antoinette'i çapa yaparken görmüştüm ben. Vur çapayı, çapayı. Güzel bir Fransız türküsüdür. Evet. Sonra vur giyotini diye değiştirdiler sözlerini. Ülkesi zor bir... Allah kahretmesin. Ülkesi zor bir dönemden geçerken... Marie Antoinette duyarı da yapılsa ya dinleyicim. Yalnız kendisinin giyotine gitmesiyle ilgili espri yapıldı. Kurumunuzun hiçbir radyosunu dinlemeyeceğim. Ay.
Maria Antoinette orada şeyken yani siz burada biraz pastasından bahsediyorsunuz. Kadına şiddettir yani sonuçta. En nihayetinde. Bayan bireye. Bayan bireye, doğru söylüyorsun. Ülkenin zor günlerinde pahalı bir gerdanlığı gizden gizliye aldığı söylentisi ortaya çıktı o dönemde. Ve de işte sonrasında da bu mevzular işte tarihin akışı değişti yani aslında bakacak olursanız o mevzu yüzünden. O mevzu da satışa çıktı. Mevzu dediğimiz bir gerdanlıktaki işte elmas yani parça duruyor. 20 milyon liraya satışa çıktı. Parçalayıp mı satmışlar gerdanlığı? Niye parçalayıp satmışlar? En büyük işte üstündeki elmas parçayı, o esas ana parça. O küçükleri boş ver Ege ya. Onlar zikron zaten. Onlar çok fazla para etmez. Esas ana şeysi. Anadaş. Anadaş 20 milyon liraya satışa çıktı. Almak isteyenler olursa hakikaten tarihin değişimine neden olan bir daştan bahsediyoruz. 20 milyon liraya. İşte ondan sonra o daşı aldıktan sonra işte üstüne gidince millet orada boş bulunup işte, millet aç sen şey mi alıyorsun demişler. Sen öyle demişler. Onlar da ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diye. Çünkü gözü sürekli elmaslı olduğu için kafa gidik. Yani işte hani sabahleyin oluyor. Belki erken saatte o söylendi. Daha tam ayılmamıştı falan. Mevzular ondan sonra. Ne çok tevatür var bu lafla ilgili yalnız ya. Marie Antoinette'e ait olduğu konusunda da şeyler var. Yani olup olmadığına konusunda dair. Evet. Yok, başka kesin biri söylemiş de ona şey yapılıyor, yapıştırılıyorlar falan. Pasta diye meselesi mi? Ha, bu elmas ona ait. O zaten şeyleri var, resimleri var. Resimlerindeki elmasla birebir neredeyse aynı. Bana bayağı olgunlaşmışsınız gibi geliyor ya. Niye? Yani bir saattir elmas. Elmas diye diye. Yapmıyoruz Ege, yapmıyoruz. Tabii ki yapmıyoruz. En güzel taktiklerinizden, en güzel skeçlerinizden biriydi ya ikili olarak. Niye yapmıyoruz hakikaten Oktay ya? Abi Marie Antoinette'den bahsederken. Evet abi yani ya, ben de hiç. Yani başka bir konu olsa, başka bir yerde elmas geçse evet, ama yani bu elmasın bizim nazarımızda, bu elmas değil bizim için. Bu tarihin bir şey, dönüm noktası. Modern Sabahlar. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Oktay Demirci hafta sonu Tolga Karaçelik'in Sundance'dan ödül alan Kelebekler filmine gitti. Onunla hava atıyor bize sabahtan beri. Bu arada Tolga Karaçelik'in şey lafı var, çok güzel laf. Ödüllü müdüllü ama sıkıcı film değil diyerek. Hakikaten yüreklere su serpen şey. Vallahi öyle yani. Ödül olunca insan bir tırsıyor. Hayır yani ödül deyince Oscar Moscar o kadar tırstırmıyor da böyle. Yalan olur. Festival, her şey yapar. İşte festival ödülü aldığı zaman böyle insanlarda hemen bir kafasında Macar sineması canlanıyor. Macar sinemasını biliyorsunuz tabii yani. Puşkinler falanlar filanlar. Macar sineması, bildiğim Macar sineması. Öyle şeylerle insanları hakikaten bir şeye getiriyor ama hiç öyle bir film değil diyor Oktay Bey. Gözünüz kapalı tavsiye eder misiniz? Gözüm kapalı tavsiye ederim ya. Hakikaten yani ellerimi bağlasalar, gözümü kapatsalar, kulaklarımı tıkasalar ağzımda yine tavsiye ederim. Yani hakikaten ağzım açık olduğu sürece tavsiye etmeye de devam edeceğim diyorum. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Yani film hakkında konuşamıyorum. Nasıl anlatabileceğimi bilemiyorum. Hem dram hem komedi, absürt komedi bir taraftan. Ama o kadar dozunda ki o komedinin absürtlüğü. Mükemmel bir şekilde çıktım ben salondan. Ve salonda izlediğimiz, yani salonun aşağı yukarı yarısı doluydu. İzlediğim salonun. Ve aynı duyguyla çıktığımızı hissederek çıktım hep beraber. Sanki orada böyle bir tanışıklık varmış da. Oradan hep beraber bir yere gitseydiniz bari. Öyle bir his geliyor biliyor musun filmi izledikten sonra? Yani böyle filmi, böyle iyi filmleri izledikten sonra bir yerde oturmak istersin. Bir şey, bir çay kahve, bir şey içmek istersin. Bir şey yemek istersin. Bir yemek istersin. Acıkırsın. Acıkırsın. Dürüm, hele dürüm. Uzunsa film mesela. Yani zamansız da gittiysen çıkar çıkmaz bir şey yemek ister. Hemen hani eve gitmek ya istemezsin. Filmden mesela geç çıkarsın. Hani vardır ya mesela uykun gelmiş olabilir. Uyumak istersin. Yok yani hakikaten o filmin kelebeklerin öyle bir etkisi var. Yani oturup böyle bir kelebek etkisi diyorsun yani diyorsun. Bence hoş bir espri olarak da düşünülebilirdi. Yani niye öyle diyorsun? Doğru. Atlar da öyle takdir etti ki gelmediler. Ay sağ olsunlar ya. O zaman şey yapalım ya. Aslında tavsiyelerden bahsedelim de bu film, müzik falan, restoran tavsiyeleri böyle tavsiye edip de insanların memnun kalması hadiseleri değil. Çünkü tavsiye vermek zor. Karşı tarafa. Hayır, tavsiye vermek ciddi bir iş. Herkes fütursuzca rahat rahat tavsiye verebiliyor, böyle hemen ağzını açıyor. Aa gidin abi çok güzel. Orada bilmem ne var. Aa harika. Orada bilmem nesi şey. Gidiyorsun. Hiç de düşündüğün gibi ya da sana aktarıldığı gibi olmayan hep overrated bir takım şeylerle karşılaşıyorsun. Yani böyle şeylerde de böyle tavsiye ederken de bir tarafım da şey yapıyor.
Yani beklentiyi yükseltiyor. Çünkü beklenti yüksek gidilince hayal kırıklığına uğrama diye bir riski artıyor tabii. Cümle var ya. Bende olmuyor o tip bir şey de. Pek çok kişi de oluyor yani. Beklentim çok yüksekti herhalde. O yüzden hayal kırıklığına uğradım diye. Yani sonuçta. O da bir nezihlik abi diye. Onu diyen adamın ya. Da ne kadar olabilir ki beklentim çok yüksekti. O yüzden beğenmedim, sıkıldım yani, daha iyi bekliyordum falan filan diye. Onu diyen insana da şey diyeceksin yani, bizim de hayatta beklentimiz senden daha fazlaydı ama işte sonuç her zaman istediğimiz gibi olmuyor. Annesiyle babasıyla bir görüşelim isterse yani. Tavsiye edip de tavsiye ettikleriniz tarafından abi çok güzel tavsiyede bulunmuşsun diyerek tebrik aldınız veya nasıl tavsiyede bulunuyorsun diye patlayan durumları konuşacağız sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 0212 368 62 40, Twitter adresimiz @modernsavallar. WhatsApp ihbar hattımızda 0530 961 5727. Yani tavsiyesi patlayanlar da vardır burada, tavsiyesiyle şahlananlar da vardır. Kendi tavsiyesiyle mi? Ya mesela şu anda Ankara'da bir şey var ya, ne? Meşhur bir pidecimiz var. Yeni bir pide şeyi pizza var. Pizza lokal mı? Aha, biz mesela herkese pizza lokal Ege. Pideci ya, pideci. Tamam, pizza lokal dışında başka bir şey söyleyemiyoruz yayınımızda. Onlar zaten kardeş kuruluş olduğunda söyleyebiliriz. Tamam, olsun yani. Biz oradan mesela tavsiye ettiğimiz herkesten şey aldık. Bir tane tavsiyemize rağmen beğenmedim abi falan diyen adamın da üstüne yürüyen birkaç kişiyi ben ayırdığımı hatırlıyorum yani. Çünkü tavsiye de aslında senin hayatından bir adama bir şey yani. Bu benim kişiliğimdir. Yıllardır varoluşumu ben bunda taşlandırdım ve sana da tavsiye ediyorum diyorsun. Beğenmedim deyince senin bütün şeyine seni çiğnemiş oluyor. Beğenmedim oluyor. Diyen de yürüyebiliyor bazen. Öyle bir şey de var. Yani tavsiye edilen şeyin sadece bir tavsiye olduğunu, o güzel duyguyu o karşısındaki kişinin de paylaşmasını istediğini düşünerek söylediği bir şey olarak değil, zorladığı bir şey olarak görüp hissedip niye bu kadar o zaman beni gönderdin oraya falan diye tavsiye edilen kişi de yürüyor bazen. Ya tavsiyede onu... zorlama yoktur ya. Tavsiye adı üstünde tavsiyedir yani. Hani uyarsın veya yatırım uymazsın. Yatırım tavsiyesi değildir dediğin sürece. Günaydın efendim. Günaydın efendim, nasılsınız? Teşekkürler, kimle görüşüyoruz? Ankara'dan Ahmet'ten. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Haklı çıkmanın gururuyla aradınız sabah sabah. Ya onun için aramayacaktım ama tavsiye için bir arayayım dedim ya. Peki, iyi yaptınız. Ya. Tavsiye edecek misiniz Ahmet Bey? Yoksa ya ben daha önce birkaç kişiye tavsiye ettim de hepsi ya kendi babam dahil teşekkür aldım tavsiyem için. Babanıza ne tavsiye ettiniz? Ayıptır söylemesi. Çünkü babaya tavsiye vermek de çok şeydir yani, ciddi bir iş. Bir araba markası tavsiye ettim kendi kullandığı. Yani ben şurada 5-6 yıldır araba kullanıyorum. Babam herhalde 30 yıldır falan kullanıyor. Bana işte 5 yıl boyunca ben ona tavsiye ettim. Son 6 aya kadar inanmamıştı. Yani he falan deyip geçti. Hep. Ama en sonunda işte aldırmayı başardım. Şu anda gayet memnun. Her şeyle memnun. Yani bileyim yakıtı da... Ne fiyat performans açısından yani tam evet. Memnun etti. Bizim oğlan anlıyormuş bir işlerde, gururum var şimdi sizde. Babanızı öyle dedirttiniz diye. Yani biraz var. Evet biraz var yani. Şey oldu... biraz tereciye tere satmak gibi ilk başlarda oldu ama sonrasında şey yaptık. Ben daha çok şey de öneririm. Bir arkadaşın tanıdığı bir bilgisayar alacaksa, telefon alacaksa da direkt bana gelinir. O konuda yani, ama size fikir sorulduğu zaman söylüyorsunuz değil mi? Yani sizi heyecanlandıran bir bilgisayar donanımı olduğu için gidip birine söylemiyorsunuz. Evet, ya da şeyim vardır, ne bileyim yani bir arkadaşım bir kötü bir şey aldığı zaman yani pahalıya aslında ucuz olan bir bilgisayar pahalıya aldığı zaman hazır verdikli falan filan bayağı da laf ederim yani. Çok gıcık bir hareket o ya. Evet, yapmayın ya. Onu Ahmet Bey. Ya vallahi Ahmet Bey daha... aldıktan sonra bir şey söylemeyin, moralleri bozmayın. Evet ya, aldıktan sonra her zaman yapmanız gereken şey full destek, tam destek ya. Ne etmişsin abi, yapmışsın. Yok ona o para verilir mi ya, ondan şey yapacağım para. Onun yarı fiyatına onu alırdın. Sen esas bunu bilmiyor. Böyle bir şeyle vallahi yemin ediyorum ben sırf bu yüzden şeyden tiksindiğim şeyler var ya, aldığım aletten tiksindiğim zamanlar var ya, lütfen ya, lütfen bunlar milli servet ya, servet düşmanlığı yapmayın lütfen. Belli bir yerden sonra şey oluyor, artık bir şey almadan bana soruyorlar çünkü yani şey olmuyorum direkt, boşa kötülemiyorum yani şu nedenlerden diyorum. Söylediğim kişi de haklısın oluyor. Ama bir sonraki hamle için sonra kullanıyor değil mi onu? Bir sonraki alışveriş için. Eğitim amaçlı yapıyorsunuz yani siz o şeyi, moral bozmayı.
Eğitim amaçlı mı, gıcıklıktan mı yapıyorsunuz diye soralım Ahmet o zaman. Ahmet Bey, kusura eğitim bakmayın da biraz de gıcıklıktan yapıyorsunuz. Kusura bakmayın. Tatlı bir gıcıklığınız var yani. Büyük bir zevk alıyorsunuz değil mi? En son peki birine bir dizi, film tavsiye ettiniz mi? Şunu kesinlikle izle abi falan diye. Evet ettim. Onda da nedir? Nedir? Hangisi? Amerikan dizisi söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Söyle canım. Amerikan dizisi de yani, özel bir dizi olduğu için söyleyemiyoruz da o artık özel o kadar bir değil. Amerikan dizisi. Tür eğer yayında söylenmeyecek bir tür değilse merak et. Yok söylenemez. Sons of Anarchy diye bir Amerikan dizisi var. Hı, dediniz ben hiçbir şey anlamadım ya. Sons of Anarchy. Sons of Anarchy. Anarşik çocuklar. Anarşinin böylesi. Böylesi. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun Ahmet Bey. Al işte bak 89-10 yaptığı şeye bak. Çok sevdiğim bir mekana, meyhaneye kalabalık bir arkadaş grubumu götürdüm. Tam o gün sahibi değişmiş. 10 kişiden zabha kadar küfür yedim bütün akşam boyunca. Olur abi yani şimdi böyle şeyler hayatta karşılaşılıyor, yapacak bir şey. Taktik yapısını nasıl takip edeceksin? Nereden yani? Takip edeceksin valla? Ticaretçi gazetesinden abi. Doğru. Niye abi takip okumuyoruz etmiyoruz işte, ülke olarak okumuyoruz. Gazeteleri takip etmiyorsunuz. Günaydın efendim. Günaydın. Hoş kimle görüşüyoruz? Berk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim tavsiyem biraz farklı oluyor. Ben çok böyle belli konularda çok şey bilgi sahibi birisi değilim. Ben genel olarak insan tanıyorum. İnsanlara insan tavsiye ediyorum. Hmm. Bir dakika. Şimdi bu çok Berk Bey. Bu cümleyi bir daha alalım biz. Yani ben ne olur? Mesela işte bir arkadaşım atıyorum. İşte bilgisayar alacağım. Ona benim bilgisayardan anlayan arkadaşı yönlendiriyorum. Siz şey kurumsal hizmet veriyorsunuz ya. Aracılık. Aynen o şekilde. Özel kalem. Bu yönde oluyor. Burak Bey size geliyorlar mesela, Burak ya Berk. Berk Bey araba alacağız da kime gitsek falan diyorlar. Siz ben sizi gerekli kişiye yönlendireyim. Ya mesela şey diyorsunuz benim bir ustam var Ramazan diye, ona yönlendiriyorsunuz mesela. Aynen öyle. Google gibi adamsınız yani Berk Bey o zaman siz. Evet ya. Bu en ustayı da bilmiyorum, ustayı tanıyan kişiye yönlendiriyorum. Hani o şekilde. Tam şey ya, tam aradık işte alt seviyelere hiç inmiyor. Peki nasıl topladınız bu bilgileri? Yani sohbetler sırasında küçük notlar mı aldınız? Yok, hepsi tabii benim lise zamanımdan kalma şeylerim, ilişkilerimden. Ama şimdi siz hangi lisede okuyordunuz çok merak ettim ya, böyle hani lise zamanı deyince. Özel kalem lisesi. Ya bu şey var İstanbul'da, Ataşehir'de. Nurettin Erk var. Biliriz efendim. Bilmezsiniz kim bilir zaten. Ama çok ilginçti yani. Yani çok karmaşık bir yerde. Çok değişik insanlar tanıdım. Oradan kalmaya. Peki havuza yeni insanlar katıyor musunuz tavsiye havuzuna? Yoksa bildiğiniz 10 kişi var habire yani, onları mı döndürüyorsunuz? Yok katıyorum. Yani buldukça farklı konularda bilgi sahibi olan. Ya mesela teknoloji değişiyor. Olan kişileri tanıyan insanlar. Da katıyorum. Peki Burak, Berk Bey birisi gelse size şey dese, ya Berk sabahları dinleyecek güzel bir radyo programı arıyoruz falan diye, kime yönlendirirdiniz? Tabii ki size yönlendiririm. Modern Sabahlar devam ediyor. Kime ne tavsiye verdiniz? Tavsiyeleriniz işe yaradı mı? Size takdir olarak döndü mü? Yoksa ne bu ya falan diyerek elinizde mi patladı? Telefonumuz 0212 368 62 40. Twitter adresimiz @modernsabahlar. WhatsApp ihbar hattımızda 0530 961 57 27. Bu her konuda bir tavsiye olabilir. Yeri tabii gelir bir film olur, yeri gelir bir restoran olur, yeri gelir bir insan olur. İnsan olur. Evet çok önemli, lütfen rica ediyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ayça ben. Ayça Hanım hoş geldiniz. Nereden arıyorsunuz Ayça Hanım bizim? Ankara'dan arıyorum. Ben öğretmenim, Türkçe öğretmeniyim. Ne kadar güzel. Bir tavsiyemden bahsetmek istiyorum. Gönül rahatlığıyla da bahsedeceğim bu tavsiyemden. Ben öğrencilerime herhalde 3 tane kitap tavsiyesinde bulunuyorum. Ortaokul öğrencileri. Süper. En az 1 tanesini okumalarını istiyorum. Çünkü insanlara zorunlu olarak verdiğinizde tepkiyle karşılaşabiliyoruz ama size 3 tane verdim, bir tanesini seçebilirsiniz dediğinizde seçenek olarak görüyorlar ve daha rahat okuyorlar. Ama bunun sonucunda şuna ulaştım.
3 tane kitabın tavsiyesini okumalarını, sadece bir tanesini okumalarını istediğimi öğrenciler, üçünü birden okuyup öğretmenim özüne hangi şarkıyı, işte hangi kitabı tavsiye edeceksiniz, kitapla ilgili şarkılar yazarak ya da böyle onların hikayelerini bize anlatarak, dramatize ederek anlatıyorlar, bize ulaştırıyorlar. Çok mutlu oluyorum bunun sonucunda. Süper. Sizlerle de paylaşmak istedim. Belki de ilham olabilirim diye düşünüyorum. Evet ya. Ayça ama hocam şey yapıyor musunuz? Yani o geri dönüşlerden değerlendirme yaparak bunu beğenen bunu da beğendi falan gibi durumlar da oluyor mu sizden? Tabii ki. Dönem sonlarında da bunların zaten bir anketini yapıyoruz. En çok hangileri beğenilmiş, beğenilmeyenleri tepki görenler var mı diye. Ona göre yönlendirmeler yapıyoruz. Bir sonraki yıl içinde zaten kitaplarımızda tavsiyelerimizde. Yani güzel bir buluşma götürüyoruz şu anda. Hatta şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. %90'ın üzerinde bir kitap okuyan öğrenci kitlesiyle karşı karşıyayız şu anda. Hakikaten öğretmen olarak sizin de şansınız bu. Hocam bir şey soracağım. Bir şey soracağım hocam. Şimdi muhakkak vardır sizin de karşınıza çıkan, yanınıza gelen, yamacınıza gelen öğrenciler ya da söylenen öğrencileri duyuyorsunuzdur. Onlara ne dediğinizi çok merak ediyorum şey diyen öğrencilere. Kitap okumanın bize ne faydası olacak abi diyen öğrencilerinize ne diyorsunuz? Yani nasıl bir tavsiye veriyorsunuz küfür etmenin dışında? Bunu soruyor. Soranlar mutlaka alıyor. Evet. Ne işime yarayacak ki bu kitap benim diyor. Ben bugünü değerlendirmemeleri gerektiğini, bunun bir süreç olduğunu, bu süreç sonunda da kitap okumanın bize insanlara karşı olan tutumlarımızı, davranışlarımızı geliştirdiğini, konuşmamıza faydalı olduğunu ve girdiğimiz her ortamda insanların şeyle örnek veriyorum ki insanlar kıyafetiyle karşılanır. Konuşmasıyla uğurlanır deriz tabii. Konuşmanızla evet sizin, ben özellikle bir okulda çalışıyorum bu arada. Hani çok girdiğiniz ortamların çok kaliteli olduğu olabilir. Ama size bununla değil, daha sonra o konuşmalarınızla, davranışlarınızla sizi uğurlayacaklar bu ortamlardan. Ve siz bu davranışlarınız sonucunda bir yere geleceksiniz. Yani maddiyatın bir önemi olmadığını, biz kendimizi geliştirerek devam edebileceğiz. Tamam, bu söyledikleriniz çok doğru da bu söyledikleriniz yerine ulaşıyor mu? Duyduktan sonra kırılan ve kitap okumanın hastası olan öğrenciler oluyor mu? Anlayamadım, çok güzel. Yani bu söyledikleriniz doğru da bu söylediklerinizi dinledikten sonra sonra tamam o zaman kitap okuyayım deyip kitap okumanın hastası olan çocuklar oluyor mu, kardeşlerimiz oluyor mu? Şöyle diyorum da geçen yıl hiç kitap okumayan öğrenciler varken bu yıl bu sene hastası oldu. Evet. Süper. Bir başarı elde ettiğinizi düşünüyorum. Umuyorum devam edecektir. Ben çalışmalarıma devam edeceğim. Onlar da aynı süper yapıyorsunuz. Devam edecektir. Süper yapıyorsunuz. Hiç kitap okumayan birine bir tavsiyeyle uğurlayalım o zaman sizi. Hiç kitap okumamış olan birine bir kitap tavsiye edecek olsun. Bir değil. Üç değil. Seçenekli olsun. İki olsun. Bir tane tavsiyesin ya. Ne ya şimdi bir tanesi olunca görev gibi oluyor ya. Hocamızın evet, dediği çok güzel evet, sistem yani. Tamam evet. Peki. İki tane o zaman. Moby Dick diye bir kitap var. Pek çoğunuz duymuşsunuzu zannediyorum. Evet. Çok ilham da veriyor öğrencilerime. Yine Sol Ayağım diye bir kitap var. Yabancı yazarlar bunlar ama yani bir yerli yabancı ayırmıyoruz yazarlarda. Tamam. O ikisinden birini tercih ederek okuyabilirler. İkisi de çocuk kitabı olarak piyasaya çıkmış ama tüm yaş gruplarına hitap edilebilecek kitaplar ve ilham verebilecek kitaplar. Mutlaka okumalarını tavsiye ederim herkese. Tamam, aldık, kabul ettik. Teşekkürler efendim. Vallahi çok teşekkür ederiz Ayça hocam ya. Sabah sabah bize bir şey oldunuz yani. Teşekkürler. Keşke bir kıyafet tavsiyesi de alsaydık hocamızdan. Çünkü sonuçta hani ilk intiba kıyafetle. Girerken kıyafetle evet karşılamadım. Evet abi ya. O zaman o kıyafet tavsiyesinde biz şey yapalım. Güzel abiye bir şey olsun. Kıyafet. Saçlarda kibar bir topuz yapılsın. Kibar bir çok topuz. Çok iddialı olmayacak. Veya ben abiyeden vazgeçiyorum. Güzel şık bir döpiyes. Bay bayan hiç fark etmez. Ama Moby Dick'i okuduktan Moby sonra. Moby Dick'i okuduktan çünkü sonra. Çünkü havada kalabilir o evet. Abiye kıyafet. Şimdi bir bakalım mı dinleyicilerimizin ne yazdığını? Buyurun durduğumuz kabak. Kulaklayalım da hattımızdaki dinleyicimiz. Tamam. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? İstanbul'dan Zafer Bey. Hoş geldiniz Zafer, Zafer Bey. Şeref verdiniz. Hangi konularda tavsiye veriyorsunuz insanlara? O şeref size ait efendim. Efendim öncelikle geçen haftadan vermiş olduğum bilgiden dolayı yaşadığım mahcubiyet için özür diliyorum size. Estağfurullah. Estağfurullah. Sizin mahcubiyetiniz. Ankara'da Ahmet Bey'e buradan özürlerimi iletiyorum. Kendisi de sabah aradı mı? Oradan da iletişim içeri. Biz acaba sizin birbirinize telefonunuz mu dersek? Hakikaten evet bizi aradan çıkarın evet siz ya, rahat rahat. Çünkü yani sürekli böyle yayın aracılığıyla bir şey oluyor. Bir özürler. Yok efendim estağfurullah falanlar filan. Ama şimdi Oktay Bey sizin buyurun. Programınız herkese hitap eden, her kanala ulaşan bir programın doğru için buradan böyle insanlık bir toplu özür bağlama. Tabii.
Yani biz sadece bir Ahmet Bey'den değil, genel olarak sizin dinleyicilerinizden de özür diliyorum. Genel bir özür dileyesiniz var demek ki yani Zafer Bey. Haftaya özürle başladı, evet, Zafer. Bugüne kadar herkese bulunmuş olduğum tavsiyelerinden dolayı özür diliyorum. Peki. Ne tavsiye ediyorsunuz genelde? Ya değişik şeyler. Mesela memnun olmadığım yerlere insanları yönlendiriyorum. Böyle bir huyum var. Sizde öyle bir sizde de tam pislik misiniz Zafer Bey? Adam tam bir pislik çıktı Rıza Baba diyeceğimiz adam yani. Aynen öyle. Peki efendim, ben çok teşekkürler. Sonuçta kuaförü tavsiye ediyorsunuz. Ama siz de gidiyorsunuz kuaförü. O kuaföre değil mi? Yani öyle de bir şeyiniz kesinlikle var. Kesinlikle ben 25 yıldır aynı adama tıraş oldum. Benim kendisi amcamın olur. Size de tavsiye ederim. Peki efendim, denk gelirsek bir enseleri aldırırız en azından. Sağ olun, görüşmek üzere. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Şöyle yazmış Abdullah Pekcan. Bir arkadaşıma rejim tavsiye ettim. Çocuk bir ayda 2 kilo aldı. Bak mesela lütfen yani branşınız dışında herhangi bir tavsiyede bulunmayın. Mesela Eda Coşku nerede yazmış? Yıllar önce mide bağırsak problemlerinden kurtulamayan bir arkadaşıma laktoz intoleransı teşhisi koymuştum. Bir de eşinin bacak ağrıları geçmeyen başka bir arkadaşıma da siyatik olabilir demiştim. İkisinde de haklı çıktım. Bu arada elektronik mühendisiyim. Ama hayatı tanıyor. Evet. Hayat mühendisi. Ama bu bir tavsiye değil ya. Bu teşhis. Teşhis veya tespit. Yani arasında fark var. Ona bir baktır tavsiye midir? Ona bir baktır tavsiyedir. Bir şey olabilir. Ona baktır, baktır tavsiyedir. Istersen. Bu siyatik olabilir. Bir teşhis veya tespittir. Eğer doktorsanız teşhistir. Dışarıdan bir gözlemciyseniz tespittir. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz efendim? Merhaba, Esra ben, Ankara'dan arıyorum. Hoş geldiniz Esra Hanım. Hoş bulduk, merhaba, çok seviyorum sizi. Öncelikle onu söylemek istiyorum, çok heyecanlanmış. Çok sağ olun efendim, hiç heyecanlanacak bir şey yok. Tavsiye ile ilgili şöyle, ben normalde aslında çok tavsiye vermek istemiyorum. Çünkü insanlar benim tavsiyemi sonra beğenmedikleri zaman çok sinirleniyorum. Evet, çok haklısınız ama. Ha, siz sinirleniyorsunuz. Evet tabii, siz onu... Ya, evet, çünkü çok gıcık oluyorum. Ne mesela, en son ne tavsiye verdiniz de ne? Ben en son şöyle bir tavsiye verdim. Bizim normalde böyle elimizde yıllardır temizliğe gelen bir ablamız var. Hı-hı. Çok da böyle temiz, düzgün, çok titiz birisi de. Ondan sonra ben onu başka bir arkadaşıma, şehir dışından gelen bir arkadaşıma işte vasıtasıyla bir de tavsiye ettim. Sonra çok çok beğendiler, çok teşekkür ettiler bana. Ondan sonra ben birkaç kişiye daha tavsiye ettim. Ondan sonra işte yok işte şuralar hiç temiz olmadı. Buralar şöyle değil falan. Çünkü öyle olunca sanki hani... Sen gel sen temizle der gibi size bakıyorlar değil mi? Ya valla çok sinir bir durum. Bir yıldızda kimseye ne bir şey tavsiye ederim. Ya. Herkes kendi şekillerini yapsın. Yani. Aynen Esra Hanım, aynen. Valla aynen deme noktasına getirdiler. Çünkü Esra Hanım yılların birikimi imbiğinden geçiriyor. Onu en saf haliyle insanlara sunuyor. İnsanlar anlatamıyorlar ki. İnsanlar da kadir kıymet bilmiyorlar. Bir de o temizlik işini yapan ablalarımızı yani birilerine tavsiye etmenin yükü çok ağır ya. Hakikaten bazen şey de olmuyor yani. Niyeyse şimdi Esra Hanım şey gibi. Yani o kişinin, ona o ablanın sanki, menajeri gibi yani. Evet, komisyon alıyormuş her gibi sanki. Her sorunda ona geliyorlar. Sanki şey yani. Vallahi Esra Hanım, sizi bu hale düşürenler utansın yani. Vallahi. Güzel, hemfikir olduk. Ben çok uzun zamanda bağlanmak istiyordum size. Süper yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Bugün de benim için çok önemli bir gündü. Çok uğurlu geleceğinize inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Ne var şimdi öyle değil. Ay, evet ya. Önemi ne? Merak ettik. Önemi ne günün? Yok, bugün böyle bir iş yerinde ilgili böyle bir değişik bir şeye geçiyoruz. Ondan sonra çok böyle iyi, yani çok bir aydır falan beklediğimiz bir şeydi. Ondan sonra çok iyi geçmesini istiyoruz. Bugün de onun ilk günü. Ondan sonra inşallah sizinle çok uğurlu geleceğiniz. Ay hadi, iyi şanslar o zaman. Bol şans diliyoruz. Yarın da anlatın gerçekten öyle oldu mu diye. Hayırlı başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere Esra Hanım. Sağ olun. Kardinal şöyle yazmış. Samsun nokta nokta market Kalkancı şubesinde kaliteli çocuk bezinin 4 numara 88'li paketi 42 TL. İhtiyaç varsa tavsiye ederim demiş. Ama o kadar önemli ki Oktay, 88 tanesi 42 lira. Çok yani, iyi fiyat değil mi? Tabii, saçmalama ya. Tanesi 50 kuruşa geliyor. Bırak yavrum bırak dersin yani. Yani tutur, tabii canım. Evladım diyorsun. Günde 5 tane değiştirsen 2,5 lira. Ama ne olacak, yeri geliyor bir gece daha acıyoruz olur yani. Günaydın. Günaydın efendim, yayınlar. Sağ olun, kimle görüşüyoruz? Ankara'dan Serhat ben. Serhat Bey hoş geldiniz. Kime ne tavsiyede bulundunuz Serhat Bey? Ben geçen senelerde arkadaşlarıma bulunduğum bir tavsiyede.
patladığım yanıyı anlatacağım. Buyurun. Beraber patlayalım. Patlayan dinleyicimiz attığımızda. Evet. Ben bir kendi üniversitesinde okuyorum. Bizim okulda ders alabileceğiniz ürünü seçebiliyorsunuz. Hı hı. Tabii böyle olunca önceki senelerde benim aldığım dersler alacak olan arkadaşlar bana benden önce tavsiyesini istediler. Evet. Tabii ben de bir hocayı tavsiye ettim. Çok mükemmel hocadır. Çalışmadan geçersin, çok rahattır falan. Yoklama almıyor. Tavsiyede önemli özellikler o. Aynen, yoklama almıyor. Hiç gitmeden geçersin falan. Sene sonunda hoca 65 kişiden 57'sini bırakınca öğrencilerden tabii benim için hoş bir senaryo oluşmadı. Peki. Kaç kişiye tavsiye etmiştiniz? 57. Vallahi bir 3 kişiye tavsiye ettim herhalde. Hepsi kaldı mı? Yani çünkü geçenlerden biri de birkaçı da onlar olabilir yani. Hepsi kaldı ya maalesef. Ama onların kendi hatası canım. Sizin de kabahatiniz var. Onlar da affedersiniz suyunu çıkarmışlar. Siz aslında ipuçlarını o tavsiyenin içinde vermişsiniz. Yatay geçersin diye. Hoca bir de bir politika değişikliğine gitti. Normalde gerçekten rahat biriydi ama işte benim tavsiye ettiğim ürünce herhalde. Bir büyük ihtimalle sizin tavsiyenizi duydu herhalde. Adım rahat hocaya çıkmış, ıstırap çavuşu olacağım demiş. Sağ olun efendim, görüşmek üzere. Görüşürüz, hoşça kalın. Yayınlar, teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili 5835 ne yazmış? 120 kiloyum. Yolda çevirip baba ne yiyelim ya diye soranlar oluyor. Kendi lokantamı tavsiye ediyorum. Eskiden kasada otururdum. Artık ortada tavsiye eden adam modunda takılıyorum. Satışlar arttı maşallah. Yaptığım Ar-Ge sonucunda 135 kilo olunca işleri %26 arttırabileceğim. Böyle de bir orantı var. Tabii ki çok güzel yani. Hem yürüyüş yapıyor hem de dükkanının reklamını yapıyor anladığım kadarıyla dinleyicimiz. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Tavsiyeler sarmış dört bir yanımı. Baktığım her yer bezin duruyor. Ben seni düşünmek istemesem de. Sercan Peşan yazmış bize. Bizim Hasan var. Haso da deriz. Bu gitti Hindistan'da masaj, terapi, yoga, meditasyon falan eğitimi aldı. Bu arada anladığım kadarıyla Hindistan'da herkes terapist, yogi falan. Yani kombi bozulsa tesisatçı bulamazsın. Ama her mahallede 80 tane masaj kursu neyin var? Her neyse Haso'nun bir eli var. Ama bir yoğuruyor insanı. Aman ya Rabbi, böyle bir gevşeme, böyle bir güzellik yok. Pambuk gibi oluveriyorsunuz demiş 2 dakikada. İşte Haso'yu kime tavsiye ettiysem herkes memnun kaldı. Kulunçlar ezildi, kramplar vücuda veda etti. Haso'nun 50 tonu. Söz Haso'da. Masajcıyı tavsiye etmek de zor bir şey ya. Tabii canım, çok ciddi. Git şey gerektirir. Haso var, ona vücudunu bir ellet. Al mesela bak, Öznur Tofer yazmış. Paris'e git dedim, beğenmeden geldi. Yani bu, ben de Paris'te, ben Paris'in göbeğinde ilk gittiğimde şey olan adamla karşılaştım ya otelde, işte onu söylüyorum. Hiçbir şey yok burada. Paris rezalet. Bir tane bir daha şey bir var. Şey tavsiye etmeyin ya. Etmeyin vallahi, ben etmeyin. Buradan ya. Dinleyicimize söylüyorum. Öznur'a yani. Hiç vallahi hiç böyle şeylere, toplara girmenize gerek yok. Boğaz yani. Ağrısına en iyi gelen şey dondurma yemektir diye boğazı ağrıyan arkadaşıma kendimle birlikte zorla dondurma yedirdim. Nazlı yazmış bize. Kız ateşle evde yatıyor. Ben evrimin ilk ayakta durmaya çalışan neandertaliyim şu an demiş. Ama yani, şey o ya, bademcik ameliyatı olana verilir o. Boğaz şişene dondurma ben de ilk defa duyuyorum. Ya boğazı şişene hani. Yani boğaz ağrısına soğuk şeyler iyi geliyor yani, öyle bir şey var yani. Orada acı şey diyorsun, böyle biberli mikrop yansın da öler diye. Tabii canım, sıcakta da öyle, sanki böyle kaynayan kazanlar içerisinde ölüyoruz falan diye. İşte orada da soğuktan dondurma teknolojisini kullanmaya çalışmış ama maalesef her bir konuda olduğu gibi bunda muvaffak olamamış. Teşekkür ederim Hamza Bey. Hamza Bey. Teşekkür ederim dedim. Hamza Bey Twitter'dan yazmış. Oktay Bey söz Haso'da dedi. Atlamayalım lütfen demiş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Çiğdem Bey, İstanbul'dan. Hoş geldiniz. Ne tavsiyelerde bulunuyorsunuz Çiğdem Hanım? Ben arkadaşlarım var, benim çocukları var. 3-5 yaşında olan. Hı-hı. Hastalanıyorlar zaman zaman diyorsunuz çocuklar. Evet. Mesela ateşlendiğinde ilk almadığımızda birer kaşık sirke yutturursanız diye bir tavsiyede bulunmuştum. Ki ben bunu kendim de yaşayarak da gördüğüm için. Kendi çocuğunuza mı yaptınız yoksa siz çocukluğunuz zaman? Kendi çocuğuma da kendime de. Hı-hı. Annem de hani yeğenlerime falan uyguladığı için hani sonuç aldık. Bana hani geri dönüşler çok olumlu oluyor. Şimdi mesela biraz böyle boğazda bir kaşın falan, az önce dondurmadan çıkınca aklıma geldi tavsiyem. O yüzden aradım. Bir kaşık yani çocuklar içmiyorsa daha çok sulandırarak da çok az bir kaşık kadar bile içirseniz ya da çalkalayıp bile dökse çok faydası var ateşi düşürmek.
Yatırım tavsiyesi olmadığını söylemek durumundayız yayınımızda. Genç yaşınızda koca karı tavsiyesi veren bir insana dönmüşsünüz valla. Hayır ama ya, sirke her derde devam. Sirke tabii yani. Canım her özellikle derde devam. Gümüşleri parlasın. Yani. Temizlik malzemesi olarak da çok faydalı. Hayır yani. Sağ olun. Peki, yani hanım, görüşmek üzere. Teşekkürler. Yani hep ilaç sürekli bağışıklıkları güçlenmiyor çocukların. Ben kendi çocuğumda ilaç kullanmıyorum çok fazla. Bağışıklığı da Allah'a şükür çok iyi. Peki efendim, maşallah diyelim, yanaklarından öpüyoruz. Evet, yani her şey ilaç değil, acık da sirke diyor yani Çiğdem Hanım. Yani sirke evet, mucizesi. Ya. Sağ olun Çiğdem Hanım, görüşmek üzere, hoşçakalın. Yatırım tavsiyesi olmadığını bir kez daha belirtelim de, çünkü orada radyoda söylediler bize diye. Sirke. Ondan sonra çocuğu sirkeye yatırdık, leş gibi kokuyor, ağlıyor, sarılamıyoruz. Seyhan Hanım yazmış, yakın arkadaşlarıma ve bayan birey yeğenlerime makyaj temizleyicisi olarak bildiğiniz sarı renkli bir bebe şampuanı tavsiye ettim. Herkes gayet memnun kaldı. Temizleyicilere ayrı ayrı para vermeye gerek yok diyor, yıkayıp çıkıyorsunuz. Buradan da tüm iyi kalpli insanlara önerimdir diyor. Yalnız yine söylemek durumundayız, yatırım tavsiyesi olarak lütfen bunu değerlendirmeyiniz diyelim. Günaydın efendim. Alo. Yatırım tavsiyesi değildir dinleyicimiz. Çok güzel bitti konuşma. Yaklis şöyle yazdı, yazmış. Ben değil de bir arkadaşımın tavsiyesi. Bir arkadaşım tırnak içinde. Evliyseniz boşanmayın, bekarsanız evlenmeyin. Meh 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 meh. Aa, bu da 65 yaş ve üstüne geçmiş çok değerli bir dinleyicimiz abinin yani. Abinin tavsiyesi değil miydi ya? Statikoyu koruyun. Evliysen boşanma. Boşandıysan tekrar evlenme. Abi dedim. Abi. Neşet abinin mi? Ne, Neşet abinin. İsim ver de başka saçma sapan bir yerlere gitmesin. Günaydın efendim. Günaydın. Israrlı tipleme hattımızda. Peki. Buyurun. Beyefendi, neden suratıma kapatıyorsunuz? Kime görüşüyoruz İrem Hanım? Merhabalar. İrem Hanım hoş geldiniz. Aa, İrem Hanım biz sizi tipleme zannet. İnsan yapacağım lütfen, niye izin vermiyorsunuz ya? Genç yaşında tipleme olmaya çalışan, daha doğrusu ilerlemiş yaşında tiplemelikte şans var ya İrem Hanım hattımızda. Buyurun efendim, dinliyoruz. Efendim ben tavsiye üzerine şey yaptım. Zengin bir konuşma olacağı benzer. Buyurun dinliyoruz. Yanağınız telefon tuşuna mı değdi? Evet, ne oldu? Yanaklar mı da bir dolgunlaştı Türkiye'ye geldikten sonra? Kesin dönüş. Bende bir şey yoktu ya, bir sıkıntı. Ben çok güzelim her yıl. Devam ettiğim bir Nisan şakasıydı ama siz istemiyorsunuz. Ay yazık ya, biz bir Nisan şakası yapılmadı diye ağladık, ona cevap vermeye çalışıyormuş. Ay kusura bakmayın, bizim eşekliğimiz yani. Yani bize yapılan bu jesti anlamadık yani. Özür dileriz İrem Hanım. Buyurun. Ve de bu senaryo, bu yılın senaryosu çok güzeldi. Hay Allah ya. Esnefle kınıyorum ama neyse, önemli değil. Ne hissediyorsunuz? Ben de o zaman şimdiye kadar tavsiye ettiğim, evet, bu Modern Sabahlar adlı Güzeller Güzeli programı tavsiye etmeyeceğimi bildireyim. Kurumumuzun hiçbir radyosunu da dinlemeyeceksiniz değil mi? Yaşadığım bu engelleme üzerine herkese bunu bilahare anlatmaya başlayacağım. Her yerde anlatın valla. Evet. Evet beyefendi. İçinizdeki vize azabıyla şöyle baş başa bırakıyorum. Neyse deyip çat diye kapatın yüzümüze telefonu. Neyse, Allah'a emanet olsun herkes. Kendinize iyi bakın efendim. Çok güzel. Çözünlük var. Şakala şaka. Allah'a emanet olun da demedi bak. Allah'a emanet olsun herkes dedi. Ve kapattı. Haklı olarak. Haklı. Bir arkadaşıma 3 maç tavsiye ettim. 3'ü de tutmadı. Gökhan yazmış bize. Bolca küfür yedim demiş. O ama zaten ya, yatırım tavsiyesi olmadığı her şeyinden belli. Olur mu? Esas ya, yatırım tavsiyesi Ege. Yatırım tavsiyesi verirken 5 kere düşüneceksin ya. Lütfen rica ediyorum. At yarışlarında da aynı hadise var. Lütfen bu konuda ama biraz. Ama kuponu yatırmış. Günaydın efendim. Alo. Alo. Şimdi görüşüyoruz. Geliyor mu sesim? Geliyor. Gelmez mi ya? O kadar güzel geliyor ki hiç çok bu kadar. Çok net geliyor ama ya. Hanımefendi siz de gerçek bu insan mısınız, tipleme misiniz? Işte. Nasıl? Tipleme misiniz, gerçek insan mısınız? Yok, gerçek daha önce de aramıştım. Peki efendim, kimle görüşüyoruz?
İstanbul'dan Betül ben. Hoş geldiniz Betül Hanım. Şeref verdiniz. Daha çok tavsiye mi verirsiniz yoksa çevrenizdekilere sorar mısınız ne yapayım diye? Yok, ben tek böyle sormaktan eriniyorum ya. Kendim araştırmayı, bulmayı, çözümünü bulmayı tercih ediyorum ama daha çok bana da sorarlar yani. Ama şöyle bir şey oldu tabii ki. Bir tane tavsiye edip elimde patladığım bir durum var. Buyurun. Şimdi İstanbul'a kayın olduktan sonra geçen sene şu sıralar sabahları hazırlanırken bize denk geldi modern sabahlara. Evet. Aa, ne kadar bize beğendiği falan, hani önceki görevlerimde çekmiyordu çünkü kendisinin kanalını. İlk defası İstanbul'da bu şekilde denk geldim. Ondan sonra çok hakikaten çok keyifli dinliyorum sabahları. Yani böyle sabah dinliyorum, arabada dinliyorum, sonra işe geliyorum, burada da açıyorum, dinliyorum ta bitene kadar. Neyse, sonra tabii bizim camiaya çok sizden bahsettim. Ya çok süperler, çok komikler ya, inanılmaz eğlenceliler falan. Yine süper başlıyor falan filan. Maalesef hiçbiri sizi dinlemeyi tercih etmiyor. Çevrenizi değiştirin ya. Vallahi çevrenizi değiştirin bence. Vallahi o hiç değiştiremiyorum. Adliye burası. Tahin gördüm mecbur. Peki efendim. Ben onlara mecburum yani. Çok teşekkürler. Olmuyor, olmuyor. Yani demek istediğim hakim savcı camiasına tekrar bitiremedim. Peki efendim. Çok zamanı bırakın Betül Hanım. Ya hakikaten ya, siz elinizden geleni yapmışsınız yani. Çok mücadele ettim ama gerçekten çok mücadele ettim. Sağ olunuz, teşekkür ederiz. Demek ki artık biraz da bizim bir şey yapmamız lazım. Evet yani, sizden ötürü değil, bizden ötürü belki de. Peki. Tamam, peki tavsiyenizi aldık, yazdık bir kenara. Teşekkür ederiz, sağ olun. Betül Hanım'ı mahcup etmemek için. Evet, bundan sonraki mücadelemiz Betül Hanım için. Mesela bir yerde şınav çekiyoruz falan. Bu anam için, bu babam için, bu da Betül Hanım için diye şınav çekmeye belki de devam etmemiz gerekiyor. En güzel örnek oldu Fahir. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Tavsiyeleri konuşmaya devam ediyoruz biz de. 9-12 saatimiz, kime ne tavsiye verdiniz diye soruyoruz. Telefonumuz 0212-368-6240. Twitter adresimiz @modernsabahlar. WhatsApp ihbar hattımızda 0530-961-5727. Kime ne tavsiye ettiniz, hangisi tuttu, hangisi geri tepti dedik. İpek Hanım yazmış bize, demiş ki İpek, arkadaşıma bak bu adam sana aşık değil, bırak onu dedim, tuttu bana küstü. Sonunda haklı çıktım ama arkadaşlığımız da bitti demiş. Ya vallahi var ya, yani hakikaten. Kime patlamış oldu şimdi? İlişkilerde hiç tavsiye verilmemesi gerektiğini öğrenmeleri gerekiyor. Yani ne olursa olsun. Öyle diyor, öyle siz hiç, değil mi doğru, doğru ya Fahir? Kesinlikle ya. Ama bir yandan da çok sevdiğim bir insana sen olabilir. Doğru gördüğün şeyi söylemekle yükümlü değil misin ya? İlişki onu hak etmiyor mu yani karşındaki insan? İlişki mevzu bahisse değil Oktay. Yani ben bunu yıllar içinde öğrendim. İlişki mevzu açık bahisse. Açık açık gördüğüne inandığın bir şeyi söylemekle yükümlü değil misin ya sevdiğin insana karşı? Yani dayatmadan bahsetmiyorum. Ben bunu böyle görüyorum ama tabii falan diye. Yani böyle bir kendi her konuda olarak. Evet, ilişki konusunda hayır. Yani sonra yine olan sana olur. Herkes paçasını kurtarır. Ha, sen o yüzden olan sana olur. Ya olan sana olur. Diye. Olan senin ilişki ne olur? Hem yeri gelir de bir şey söylemediğin için yine küsülür. O da var yani. Yani sen bunları gördün. Gördüm ve bana söylemedin diye. O da bir şey vardır. Biteceği varmış. Yani ama ben genel olarak çok da fazla bu konulara girilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şeye girer yani. Ben tutamıyorum vallahi kendimi. Patlar çok ama. Net gördüğüm bir şey varsa hiç tutamıyorum kendimi. Yani iki adım sonrasını düşünerek şöyle olur böyle olur diye sus işte burada falan filan dediğim zaman da oluyor. Ona rağmen yine tutamıyorum. Yani ya. Öyle bir hesap da yapamıyorum. Yani öyle bir ne oluyorsa olsun. Yani üç kere olsun daha ya. Kabak patlayınca şey oluyorsun insan, hani kendinden bir şey oluyor. Ne oldu ya, ne güzel işte bir arkadaşlığınız vardı, şeyiniz vardı. Sana ne demedikten sonra ha. Bana. Yani ben onu o şeyi net öyle bir kendime düşünerek şey yapamıyorum. Benim en sevdiğim şey de böyle birine özellikle ilişki konusunda bir şeyler söyledikten sonra haklı kafasının çıkmak. Bildiği gibi yapması adamın. 50 tane şey söylüyorsun. Bir saat sonra tamam abi doğru söylüyorsunuz falan deyip de sonra yine aynı şeyi yapan adamı görünce ben mest oluyorum. Ha, hoşuna gidiyor bu. Hoşuma gidiyor. Ya hayatın böyle devam etmesi. Dizilerde de öyle. Öyle insanlarla çevriliyiz zaten Ege. Yani işte. Yani ne kadar şanslısın yani. Ay, Kıbrıs'tan yazan dinleyicimiz var, ona hemen bir kulak verelim. Orada öğretim üyesi. Arkadaş olduğum Nijeryalı yüksek lisans öğrencisine Shapi'yi önerdim. What is Shapi dediğinizi duyar gibiyim. Shapi yapay zeka ile ilgili çok beğenmiş Nijeryalı yüksek lisans öğrencisi. Hatta
dünyanın her yerinde ergenler aynı dedik. Shopee nedir? Yapay zekaya sahip bir robotla ilgili değer yargılarının öneminin kavranması açısından çocuklarınızla da rahatça izleyebileceğiniz güzel bir film diyor sevgili Neslihan. Alalım sıraya. Tamam alın. Vallahi ondan sonra beğenmezseniz Neslihan Hanım'a ilenebilirsiniz. Holcay 74 ne demiş? Şöyle demiş. Tavsiye vermemeyi tavsiye ediyorum. Bak. Senin mesela demin ilişkiyle sınırlandırdığın yani kısmı Fahir. O genele yaymış dinleyicimiz. Tavsiye vermemeyi tavsiye ediyorum. Çünkü insanlar kendi bildiklerini tasdiklemek için tavsiye alıyorlar. Doğru. Yani kendi duymak istediklerini. Hepsi aynı bir değil kez ama daha şey. Bir kez daha hepsi emin aynı olmak değil için. Ya, hepsi hı? Aynı değil. Öyleleri de var. Doğru. Onlara da yapacak bir şey yok. Yani o kafa açmak için, kafası açılsın diye ya, tavsiye isteyenler sen oluyor, orada şey tespit edeceksin, tavsiye verdiğin insanın o şekil mi bu şekil mi, hangi şekil olduğuna karar vereceksin, ona göre tavsiye vereceksin veya vermeyeceksin. Bu o kadar da kafanızda şey yapmayın, herkese aynı muameleyi yapmayın. Ama ben kendi adıma söylüyorum, ilişki mevzu bahisse çok da şey etmemek lazım, dahil olmamak ne lazım. Ne kadar sevdiğime bağlı karşımdakini. Ya ben çok sevsem de susmayı tercih ediyorum, ona söylenecek bir şey yok. Çünkü dengeler her an değişebiliyor, sana aktarılan gibi değilsin olmuyor. Senin yaptığın yorum o. Hayır. Senin anlatılan üzerine yaptığın. Hayır, yorum işte. Onu bilecek kadar herhalde kafası çalışıyordu. İşte öyle olmuyor ya, öyle olmuyor Oktay ya. Yani sadece tek bir taraftan sen dinliyorsun ya da iki tarafta dinlediğin onu, zaman kafan karışıyor. Onu da bilerek anlatıyordur herhalde sana olayları. Gene konu bürgeyle bana mı gelecek abi? Maalesef abi. Açtınız gene üstünden. Bukle saçlılarla ilgili hoş çok yorum geldi. Hı-hı. Okyanus Sahili şöyle demiş. Bukle saçlı biri olarak doğru bakım tavsiyesini yazar mısınız demiş. Buna tavsiye ihtiyacı var. Aynı zamanda bir dinleyicimiz de bu konuyla ilgili ne yazmıştı? Dur bakayım. Her türlü tavsiyeyi veririm diye yazmıştı. Onları sen konuşun birbirine şey yap yani. Denkleştir. Oktay. Tavsiye almam, veririm. Bakalım şimdi 43 çift 0 ne yazmış? Erkek arkadaşıma sürekli vizyon filmleri tavsiye ediyorum. 15 aydır benim gördüğüm hiçbir filmde salonun yaş ortalaması 50'nin altında değildi. Not yazmış. Yaş 22 diyor değerli dinleyicimiz. Vizyon filmlerinde de o öyle kadar vizyon filmi de kalmadı ki ya. Ama yani gündüz saati falan gidiliyorsa gündüz saatine kim gider? Yani, emekliler. Yani belli bir şeyin üstü. Ya 50 yaşta o kadar abartmayın ya. Sinirleniyorum Ege yani. 50 yaş deyip ne yapacağım? 50'me ne kaldı şurada? Allah Allah ya. Fahir düşünerek şey yaparsan. Kendine gel ya. Lütfen rica ediyorum. Hanımefendi size de aşk olsun. 43 çift 0 yani. 50 yaş üstünü bu kadar şey yapmayın, gözünüzde şey etmeyin yani. Şey mi oluyor yani? Video filmi diye geldik. Gençler doldurmuş sinemayı. Cihat yazmış bak, ilişkiyle ilgili tavsiye. Kafire tuvalete çıkan adamlar. İşimiz yapalım. Ay sağ olsun 43 çift 0 bana şey yapmış. Fahir'in ruh yaşı 22. Zeka yaşı 14. Yok 14 dememiş. 14 ben kendim şey yaptım. Kendim 14, şey 14 olursa çünkü senin şey, fotoğraf evet makinesi gibi olur şimdi. Birden bunlar böyledir. 60-92 yazmış. bir yatırım tavsiyesi. Mahalledeki ana babalara çocuğunuzu kepçeci yapın diyerek tavsiye veriyorum. İleride kendi şirketimi kurunca lazım olur. Yani anasını babasını tanıyorum, güvendiğim insan diye. Yani tabii canım yani mahalleliye verdi. Mahalleliye verdi. Çocuğu kepçeci yapınca forkliftçi olur, başkacı olur. Neyse işte. Cihat şöyle yazmış. Kime neyi tavsiye ettiniz? Hangisi tuttu, hangisi tepti diye sorduk. Kanka o kızdan hayır gelmez diye tavsiyeler verip atıp tutarken 2 yıldır birlikte olduklarını bilmiyordum demiş. Mayıs'ta nişanlarına gideceğim inşallah demiş. Çeyreği takar geçerim diye devam etsin. Nasıl onu kanka ya? 2 yıldır beraber olduğu böyle sevgilisinin sevgilisinin olup olmadığını bilmemesi çok yani, gerçekten bunlar acı dolu hatıralar. Bakayım ne diyor. Reprezentim çocuk alerji ilacı çalışıyorum. Birkaç kere akrabalarımızdan çocuğu alerji olanlara tavsiyelerde bulundum. Bak bu tavsiye şimdi reprezentlerin tavsiye vermesi şey midir, kabul müdür, onu öncelikle şey yapalım. Caiz midir diyorsun? Caiz midir diyorum. Hocam size soruyoruz hocam. Tavsiyesine bağlı. Neyse işe yaramış sonuçta. Doktora git diye tavsiye veriyorsun. Süper bir tavsiye. Doğru. Şu an ailenin çocuk uzmanıyım. İş çığırından çıktı. Artık sadece ve sadece doktorunuza başvurun diyorum demiş. İşte en güzel vallahi tavsiye. Hakikaten öyle. Yani bir şey üstünüze kalır. Ondan sonra yarın öbür gün yanlış bir şey söylemiş olursunuz. Bir mahkemelerde sürünürsün. Mahkemelerde hakikaten sürüm sürüm. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Sezer İstanbul'dan. Hoş geldiniz Sezer Bey. Biraz Sezer Bey. Ne oldu canınız ya? Canınız mı sıkkın? Ruhunuz mu çekik? Yok canım sıkkın değil. Evdeyim.
İşe gideceğim birazdan. Bu ne ekabirlik ya? Bu saatte işe mi gidilir? Saat 9:20 geçiyor. Ne tip bir işiniz var? Benim işim biraz rahat, değişik bir iş. Yani rahat demeyeyim de değişik bir iş. Nedir? Bir basketbol takımında menajer yardımcısıyım. Ne yapar menajer yardımcısı basketbol takımında? Ya şimdi yabancı oyuncularımız var bizim 6 tane. Onların özellikle çok fazla şey oluyor. Hani maç deplasmanlara giderken ulaşımla ilgili, otelle ilgili veya buradayken işte buraya gelecek takımlarla ilgili veya işte basketbol federasyonu ile ilgili. Büyük takımlardan biri mi Sezer Bey? Yani en büyük takımlardan biri değil ama Süper Lig'de. Pizza Lokal basketbol takımı mı? Nasıl? Hangi takım yani, ismini alalım diye merak ettik. Demir İnşaat Büyükçekmece. Büyükçekmece. Evet. Biraz uzunmuş ismi ya. Nasıl bağırıyorlar mesela maçta sizin taraftarlar? Ya Dipçek diye kısaltılıyor maçlarda. Dipçek mi? Güzel bir şey abi. Yani taraftar buluyor yani sonuçta. Dipçek dipçek dip 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 diye güzel bir onların şeyi vardır yani. Sponsorluk biterse peki, yani ya da öyle takımın sahibi mi bilmiyorum, nasıl bir ilişkisi var da bahsettiğiniz Dipçek'in D ve İ'si olan firma, tezahürat değişiyor mu Sezer Bey? Yani Dipçek diye aslında tezahürat pek şey yapılmıyor. Televizyonlarda kısaltılıyor. Büyükçekmece diye. Ya Büyükçekmece. Tezahüratlar öyle geliyor. Tamam. Büyükçekmece'ye nasıl bir tezahürat yapıyorlar onu çok merak ettim ya. Yani bildiğimiz hani büyük takımlar dışındaki tezahüratların nasıl olduğunu çok fazla kafamda canlandıramıyorum nedense. Var mı aklınıza kazınmış Büyükçekmece ile ilgili bir tezahürat? Her zamanki tezahüratları işte Büyükçekmece yani. Burası çekmece, buradan çıkış yok falan diye. Kolaya kaçıyor ya sizin taraftar. Burası çekmece, buradan çıkış yok mu tezahürat? Doğru mu anladık? Evet. Ama orada yani küçük de olabilir. Yani çekmece, büyük çekmece olduğu vurgulanmıyor tezahüratta. Evet. Genel olarak büyüğüyle küçüğüyle bütün çekmeceler bizimdir. Siz nasıl girdiniz o sektöre Sezer Bey? Yani organizasyon kabiliyeti mi, basketbol sevdası mı? Ya ben ODTÜ işletme mezunuyum. Ben ama basketbolu çok seviyordum. Yani sevdiğim bir şeyi yapmak istedim iş olarak. Süper. Hatta Oktay Bey'le de bu konuda konuşmuştuk sizin dükkanda zamanında. Öyle mi? Ben başka bir şirkette insan kaynaklarında işe girmiştim. Hemen işi bırak mı dedi Oktay size? Ükelalık mı yaptım size? Ükelalık mı yaptım? Aslında yani güzel tavsiyeler vermişti bana sağ olsun. Ne iğrenç insanı ya. Ben de işte ilgili olduğum için böyle gönüllü olarak çalıştım. Bu geçen sene Eurobasket vardı, Avrupa Basketbol Şampiyonası. Daha önce de tabii böyle çabalarım vardı ama geçen sene Eurobasket'te gönüllü olarak çalıştıktan sonra bir şekilde böyle referans oldular. Süper olmuş. Mutlu musunuz şimdi yani böyle bir kariyer değişikliğinden sonra? Mutluyum tabii. İyi, süper, mutluyum. Şahane. Yani ama tabii şu an için yani kısa bir süre için, yani gelecek seneden itibaren de tabii daha böyle üst seviyelere çıkmak istiyorum. Çünkü burası yani ilk başlangıç oldu benim için. Daha büyük çekmecelerdi diyorsunuz. Evet, ama unutmayın orası çekmece, oradan çıkış yok. Yani üst seviyelere de ne zaman çıkarsınız bilmiyorum. Akfiye de vermiş oldum siz işle ilgili sorular sorunca, ama ben aslında başka bir verdiğim tavsiyeden bahsedeyim. Hemen alalım. Ben genelde yatırım tavsiyesi veriyorum çevremdekilere ama çok da karmaşık bir şey değil tabii. Yani o kadar böyle risk hesaplamalarıyla falan değil. Özel bir banka var, dijital banka. Onu ben tavsiye ediyorum. Belki de kendim de kullanıyorum. Böyle herhalde Pizza Lokal. Pizza Lokal Bankası. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Kullananlar genelde başkalarına da tavsiye ediyor sonrasında, size de tavsiye ederim. Peki Sezer hocam, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Son bir tane okuyalım. Bir tane de ben okuyayım. Tamam. 30-60 yazmış. Günaydın Buket, ben arkadaşıma psikoterapi görmesini önerdim. Ben deli miyim diyerek reddetti. Şu anki durumu giderek kötüye gidiyor. Toplum zararlısı olmasına az kaldı diyor ne sevgili. Ne kadar güzel tavsiye vermiş Buket. Ya. Hakikaten Nüket Hanım. Halit şöyle yazmış. Buket Hanım. Bozmak Halit bu. Şöyle yazmış. Uzun yıllardır herkese bırakın bu işleri, ceviz ekin ceviz diyorum. 5 sene sonra paraya para demezsiniz diyorum. Dinleyip zengin olanı henüz olmadı.
Ama 5 senesi var daha ya. Öyle hemen kaç senedir diyor. Uzun yıllardır demiş. Uzun yıllardır demiş ya. 5'ten de çok mu? 7'dir en az. Modern Sabahlar. Esprili bir şarkıyım ben. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Olaylara bakacağız biraz da. Tavsiye nereye kadar? Tavsiye vallahi dışarıda yemenizi tavsiye etmiyor uzmanlar. Lütfen ya, lütfen rica ediyorum diyor. Daha fazla diyor dışarıda yemeyin diyor. Hazır yemek diyor, yemeyin diyor. Çok evinizde pahalı mı demişler? Diyor. Çok pahalı. Dışarıda diyor. Yemek yemek çok pahalı, çok pahalı mı pahalı demişler? Abi vallahi iç. Aynısını evde yapıyorum ben. Sonunu getir Ege. Hayır, sonunu getir diye bekliyoruz. Hayır, yani. Bittiyse nasıl bize gelebilir ki yani Tu? Daha aynısı evde yapıyorum. Hem daha güzel oluyor hem daha ucuz oluyor. Mı acaba? Başka bununla ilgili söylenecek bir şey bilmiyorum ben. Ya öyle değil. Çok da dışarıda. Yağını biliyorsun, şeyini biliyorsun. Ha? Abdun abi dışarıda kim bilir neler koyuyor. Fıtlat desem size. Ne? Fıtlat. Fıtlat mı? Fıtlat demedim. Fıtlat. Dedim. Bir daha tekrar ederseniz siz de kendi içinizde fıtlat. Yani talat diye deyin. Talat deyin. Talat. Başına F koy. Ne oldu? Fıtlat. İşte bu kadar basit. Science Daily'nin haberinden size aktarıyorum. Dışarılarda yemek yediğiniz zaman insanların vücudunda bir daha söyleyin neydi Oktay Bey? Fıtlat. Evet, aferin. Bunlar potansiyel olarak sağlığa zararlı kimyasalların düzeyini artırabildiğini ortaya koydu. Ondan sonra sürekli dışarıda yemek yiyenlerde ne düzeyi daha yüksek? Fıtlat düzeyi. Aferin. Sonuçta kimyasal yani değil mi? Evet, dışarıda yemek yiyenlerle ev yapımı yemek yiyenlerin ne kadar fıtlat maruz kaldığını karşılaştıran araştırmacılar daha fazla hazır gıda, restoran ya da kafeterya yemeği yediğini söyleyenler de o düzeyin fıtlat mı? Evet, o düzey dediğimiz fıtlat düzeyi ev yapımı yemek yiyenlerden yaklaşık %35 daha fazla olduğunu kaydetti. Neymiş bu fıtlat? İşte bu hani dersin ya sonuçta fıtlattır. Mesela şey olur ya böyle dışarıda yersin böyle bir rahatsız eder ya seni. Fıtlat mı? Rahatsız eden şey fıtlat abi. Onu hesaba da yazmıyorum. Mesela bazen bazı yerler kuver diye yazıyorlar onu. Bazısı böyle hesaba yediriyor fıtlatı. Evet, fıtlatı öyle şey yapıyorlar ya. Bazı yerlerde var. Fıtlat kesme parası diye bir para alıyorlar yani. Öyle şeylerle de maalesef rastlaşıyoruz. Valla bunlar fıtlat düzeyinizi sürekli kontrol edin. Nerede kontrol edersiniz bilmiyorum. Hıfzı sağa tahmin ediyorum en doğru adresi. Elbette bu fıtlat düzeyinin yüksekliği pizza lokalde sıfır. Sıfır tabii ki. Hatta negatif etkisi var diye. Yani başka yerde yedim mesela fıtlatın yükseldi. Git pizza lokale onu normalin de altına alıyor. Düşür. Tanıtıcı reklam. Dışarıda yemek yemenin fıtlatında varmış bu iş. Ay. Oktay Bey. Atlardın ne yapacağını şaşırdım. Vallahi ne yaptığını şaşırdım. Zaten bu ıslak havada çok fazla şey yaptırmayın ya, koşturmayın. Hayvanlar şöyle bir 3 gün 5 gün rahat etsinler ya. Bu hafta serbest ya. Bu hafta izin verelim ya. Vallahi ciddi söylüyorum. Bu hafta tamamen bizden kafa izni. Atlara özgürlük haftası. Evet ya, 3 şey bir de ücretli. 3 dedim. Ücretten 3 geldi aklıma neyse. Ücretli olarak da şey yapsınlar. Fıtlat mı? Fıtlat yapsınlar. Fıtlatın çok güzel değerlendirdik bu haberi. Yani, mide yanması mı? Yani fıtlat nasıl sağlığa zararlı o konuda bir şey söylememişler. Bir kimyasal. Ama onu hani bir kimyasal da yani bir sürü kimyasal da olabilir de. Hı-hı. Hani bize yan etkisi ne oluyor? Affedersiniz bazılarda. Ha, şey mi diyor? Yükseldi. Yani ne olacak? Bunun bize ne zararı var falan gibi soranlar varsa. Olur mu? Fıtlat tutmak lazım. Yoksa ne olur? Lazım abi. Olur mu? Bu masanın üstü. Yani onlar önemli şeyler. Değişik konular. Sıkıntı yaratabilir. Her konuda sıkıntı. Aklınıza tabii gelen her. Özel hayatınızda sıkıntı yaratabilir. İş hayatınızda sıkıntı yaratabilir. Eğitim hayatınızda sıkıntı yaratabilir. Sağlık. Değil mi? Sağlık çok önemli, önemli abi. O yüzden evde mi yiyin diyorlar yani? Yani evde yiyin. Mümkün mertebe evde yiyin diyorlar. Ve ekmeksiz yiyin demişler. Ekmeksiz yiyin. Senin nasıl gidiyor diyetin Ege? Gayet güzel gidiyor. Gayet güzel. Sıfır karbonhidrat, sıfır şeker ve gerçekten. Eğer makarna da yoksa. Ne karbonhidrat yok. Çok güzel gidiyor. Sen hakikaten neye istinaden makarna yeme gibi bir dünyaya girdin? Karbonhidrat yatırım tavsiyesi dedi. Olmasın ama ne diyeti yapıyordun sen Ege? Keto. Nedir, biraz açar mısınız keto söz diyeti? Söz keto'da. Keto. Oktay Bey sizde ama arsız gibi her şeye. Bir tane esprim var benim abi. Aslında keto ile yapılacak çok espri var ya. Evet ama çok yani risk almayalım. Sen keto'yu anlat evet. Bu keto'da işte vücuttaki yağ enerjiye dönüştürme üstüne. Dönderme. Dönüştürme değil. Gerçi kendin makarna yiyorsun,
aynı sonra çocuğun yemediği güzelim makarnayı da yediğinde onun ki en azından sayılmıyordur diye biliyorum ben. Ya enerjiye döndürüyorsun, yağını yaktım diyorsun ve bugün maşallah görüyorum hakikaten dipçik gibi. 800 gram kadar vermişsin. Giremediğim kıyafetlerimin içine giriyorum yahu. Bir insan nasıl bir kıyafetin içine giremez, ben onu anlamıyorum ya. Ne demek ya? Ya biraz göbeğini içine çekeceksin falan şey yapacaksın, girersin. Sizin hiç giremediğiniz kıyafetiniz var mı? Var tabii, benim var. Üç beden ayrı kıyafetim var Ege. Yani. Siz vermiyorsun bize onları. Eskiden arada bir böyle bir gömlek falan verirdin, ne güzel oluyordu. Ya ben bunu... yani giymediğin eskilerini niye bize vermiyorsun Fahir? Ben bunu hiç giymedim, daralttım diye getirdiğin ne güzel gömlekler vardı. Ama yani... Hem de bizim ulaşamayacağımız bir takım markalardan bahsediyoruz. Ulaşamayacağımız dedi adam, bak heyecanlandı. Tamam, ben sana bir tane gömlek edeyim. Yok ya şimdi... Belki bana da ayakkabı almak istiyorsun. Değil mi? Öyle de bir şeyim var. Hayır, şimdi benim dönem dönem bedenim... bedenimde barışık biridirim ayrı da farklılık arz ediyor. Hı hı. Üç değişik bedene göre bazen şiş şiş oluyor senin her yerin, o mu? Ya bazen çok hakikaten bir irileştiğim dönem var, bir normal dönem var. Hayır, biliyorum, hiç çekilmez dönem oluyorsun var. O dönemlerde Fahir. Hangi sen dönem? Şimdi mesela bodybuilding'e tekrar döndün ya, ha. Ben hemen avuçlarımı ovuşturmaya başladım. Bazı gömlekler daralacak. Vallahi öyle, ben sana bir tane getireyim, çok da güzel, çok havalı bir tane resmen gömlek var ya. Resmen programımız win-win. Bodybuilding'e başladığın zaman şanslı, arkadaşı şanslı. Bodybuilding yaptığı zaman Fahir bazı kıyafetleri küçülüyor. Bıraktığı zaman bazı kıyafetleri büyük oluyor. Yani iki dönemde de biz kazanıyoruz yani. Evet, Ege'yle ya, ben kazanıyorum. Öyle iki adam buldum dinleyicilerimiz ki. Dinleyicilerimiz kazanıyor. Hakikaten tam ortanızdayım. Bir tanesi ne benden. Ne kazanıyor sen bağladın Ege? Bir tanesi benden bir beden küçük. Bir tanesi benden birkaç beden büyük. Sana laf ben de sabit değilim ki. Benim hayatımda gördüğüm en sabit adam bu. Sabit dediğim, abi. Ayağımla göstermiş gibi olmayayım. Ege Kayacan. Neyi yani, sabit ya, fikri mi? Çok kilo verdim, çok güzel deyip 800 gram mı dedi sabah, kaç dedi? Öyle bir şey işte, kilo verdi. Keto diyeti. Kilo ama verdi şu anda şey. Keto sürecine tam girmedim. Ara makarnayla bozdum. Keto sürecine bir gireyim, ipliğe döneceğim karşınızda. Teşekkür ederiz Ege. O günleri de biz iple çekiyor olacağız. Modern Sabahlar. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 9.53 oldu saatimiz. Pazartesi sabahında yeni haftanın ilk gününün sabahında son dakikalarımız içindeyiz. Birine ilenelim de bari bu sabahı da öyle bitirelim. İleneceğimiz adam da belli. Geçen hafta hakikaten sıklıkla karşımıza gelen bir şahsiyet. Hmm. Kimdir bu? Geçen hafta sıklıkla karşımıza. Ülkecik ilendiğimiz, ülkecik ilendiğimiz olan adam. Dolandırıcı bebe mi? Yok, ilendiğimiz deyince ilen Elon Musk diye mi? Niye ilendik ya? Adamın sadece biraz daha göründüğünden tombul oldu ortaya çıktı. İflas ediyor dedik, bir şey dedik. İflasın eşiğinde mi acaba falan diye falanlar konuştuk. Falanlar dedik. İzin aldı. Ne izni aldı? Kafa izni mi? Kafa izni değil. Ücretsiz izni mi? Binlerce uyduyla uzaydan internet bağlantısı sağlamak için gerekli izni aldı. Aa, Sebil. Sebil. Sebil mi kuracakmış Elon Musk? Dünya yörüngesinde konumlandırılacak uyduların internet sağlamasını onayladığını duyurdu. Biraz ya zor bir sağlar ya. Nasıl? Ona bir müdahale ederler. Öyle bir şey olmaz diye. 2 Nisan'da yani bugün fırlatılacak ilk internet uydularını bugün fırlatıyor. Nereden fırlatıyor? Florida'dan fırlatıyor. Yörüngeye fırlatacak. Ondan sonra her zamanki kendi yaptığı roketiyle gönderiyor zaten. İnsanın roket fabrikası olması ne güzel bir şey ya. Şey mi diyor ya? Yavrum bugün gene fırlatma var. Çok bekleme diye. Hani yavrum mesela, diye mi konuşuyor ya karısıyla? Kesin öyle konuşuyor. Altı çocuğu olan adam. Şu anda soğudum yani. Niye canım yavrum diye konuşur? Yani güzel birdir, bazılarının hoşuna gidiyor. Karısı da ona canıma istiyorsun diyormuş. Ne bu, Türk filmi mi ya? Yavrum diye konuşur mu ya? Yavrumun İngilizcesi ne? Baby. O bebeğim olmaz mı ya? Baby olur yani. Baby başka yavrum şey. Anlamında baby değil. Baby yavrum değildir ya. Tabii canım, baby yavrumdur. Yani yavrumdan da ötedir hatta. Baby su. Ama yani sen iyice... Baby şeyini... yavrumdur ya, bebeğim. Gerçi doğru, İngilizcesi baby... Keşsiz. O baby. Bebek ama ya, bebek. Baby bebek demek Ege, uydurma bebek. Ya. Bizim de iyi ki Anadolu Lisesi ya. Mezunusun yani. Bizde de düz lise mezunuyuz ama bizim de İngilizceyle teşne durumumuz mesela var ya. Mesela üf yavrum İngilizce, o baby diye çevirirsin. İngilizce. Üf odur. Teşekkürler. Biz de İngilizce biliyoruz Ege Bey. Bu arada beyefendi dediğim de burada Beautiful. Elon Bey. Elon Bey'in hedefi de Mars'ta kurulacak olan insan kolonisine internet sağlayacağım. Ha, Mars'a öyle dünyaya mi? Değil. Dünyaya değil yani. Yok, önce dünyaya, bir dünyaya, bir Mars'a, bir dünyaya, bir Mars'a, iki dünyaya, kaç Mars'a? Altı mı?
Ege hiç dinlemiyorsun. İki olacaktı. İki. Bir ona, bir ona, bir ona, bir ona, bir ona, bir ona. Bana da sor Fahir, bana da sor. Oktay, peki bu bağlantı dünyadaki geleneksel bağlantıyla aynı mı olacak? Ama değişik soru sordun bana Fahir. Aynı mı olacak? Yes mi no mu diyeceksin ya? Fahir, beş kata kadar daha hızlı mı olacak? Bir dünyaya mı? Bak, bu çocuk, bu çocuk, bu çocuk, bu çocuk. Beğenmiyordu beni, gözüne girdim sevgilim. Ya işte böyle hakikaten. İşte Mars'ımıza da gittiğimiz zaman internetimiz hazır. Hazır ya olacak. Zaten yeni eve taşınıyorsun Ege. Sen bak, hı-hı, şey yapıyorsun. İlk yaptığın iş ne? İlk yaptığım iş internet bağlatmak. Aferin. Yani aynı mantaliteyle ne yapacağız? Mars'a gidiyorsak ilk yapacağımız iş ne? İnternet. Çünkü orada çok da yapılacak bir şey yok. Ne yapacaksın? Mesela su bağlatacaksın. Onun ustasını nereden buluyorsun? Yine internetten. Tabii canım. Yani en önemli şey, bir yemek siparişi vereceksin. Nereden vereceksin? İnternetten. Yok, pizza lokalden tabii ki. Onu da tabii internetten bakmama gerek yok. İnternetten sipariş verebilirsin. O hariç, pardon ya. Yani çok özür dilerim ya. Mars evimiz, Elon Musk babamız oldu mu yani şimdi? Oldu, hakikaten sahipleniyor bu adam ya. Ne daha Mars'a abi hiçbir şey göndermedi. Bir araba gönderdi, o da yörüngesine. Tutmadı şimdi, o da. Yani sırf roketi var diye Mars'ın sahibi gibi dolaşıyor. Oğlum sen yani de aç roket fabrikası. Sen de istediğini fırlat. Böyle babayın onu çiftliği gibi. Pazar günü yolluyorum ben. Ona bu göndereceğim, bunu göndereceğim. İstediğini. Pazar günü mü? Hı-hı. Bir hafta zaman kazandı bu laf şey kalabalığına getirerek. Yolladım mı canım? Ya ispat edeceğim. Yolladım mı diyecek? Yolladım. Nereden yolladın? Ya söylemek istemiyor falan. Havada şu anda roketim var, şu anda yörüngeye gidiyor. İspat etti. Gidin bakın orada yoksa, tamam siz haklısınız. Aa, vallahi öyle işte adam Ceys yani şey. Bir de bu arada izni nereden alıyorsun? Mesela ben BTK'dan abi. Bilişim Teknolojileri Kurumu. Doğru. Mantıklı. Ben Türkiye'den alınmıyor mu izni? Türkiye'den başka bir yerden alınmasının ben mümkün olduğunu zannetmiyorum. BTK'dan alacak. Ben uzaya bir şey göndermek için. Ama bir hani, şey diyeceğim. Babayın çiftliği mi orası? İstediğin şey istediğin şekilde gönderebiliyor musun? Yani gidip bir yerlerden izin, uzayla ilgili şeyleri ya BTK'dan alacaksın. BTK'dan alıyorsun ama aynı zamanda Rütük'ten de bir şey alman lazım. Onay. Lisans. Hı-hı. Lisans ha. Yani öyle internet kafana şey kafana göre öyle uydu göndermek. Dünyada da ofis açman lazım. Dünyada değil, İstanbul'da. İstanbul'da ofis açman lazım. Akıllı ol, kendine gel. Şey yapma. Adamlar o zaman sevgili dinleyiciler, hazır kendimize gelmişken bugün burada noktalayalım Modern Sabahları. Yarın yine 7 ile 10 arasında sizlerle birlikteyiz. Hoşçakalın. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.